şovu. Anında görüntü şov başlıyor. Bayanlar baylar, karşınızda Osman Can Erkek. Hoş geldiniz. Peki, hepsini okuyacağız. Bütün bu isimleri okuyacağız. Hemen başlayalım programa. Enerjik başladık, top oynayarak başladık. Kimlerde top var bir göreyim bakayım. Bayağı bir top var, çok güzel. Tamam, hemen başlıyoruz, hemen başlıyoruz. Efendim? Kalsın tabii ki, tamam. 2 lira vereceksin yalnız çıkışta. Deep Sound ve Ay Hakan Ceneroğlu. Ya tabii ki, tabii ki Aydın Kahya, alıştık artık. Aydın'cığım sana da selamlar, sevgiler. Aydın'ı da özlüyoruz sesini ama Hakan Ceneroğlu da süper değil mi arkadaşlar? Ve Fatih Pestil geliyor alkışlarınızla. Toplar hazır değil mi? Kimlerde top vardı? Çok güzel. Bu kadar çok niye top var bu salonda onu anlamıyorum. Hazır mısınız çok alkışlamaya? Olmadı. Çok alkışlamaya hazır mısınız? Mahşeri Cümbüş geliyor. Yiğit sen topla mı geldin, top var mıydı orada? Yok buradaydı abi. Topla mısın? Ve anında onu buldun, o hareketi yaptın. Evet. Bir daha yapar mısın? Evet. bir top gönderin Allah aşkına. Zaten bunu yapmamam gerektiğini tahmin etmem lazım. Bak şimdi. Ne yaptın? Ama şimdi öyle denk geldi. Sen yapamıyorsun. Oradan hareketim var. Benim istiyorsun Ayhan. O ne demek? Bir hareket süperdi de ya. Arhan'da hareket var. Program sonunda ben de bir hareket yapabilir miyim? Program sonunda hareketine bağlı ya. Yani. Ya program sonunda yapacakmış. Demek ki hani 12'den sonrayı beklemek istiyorsun. Hakikaten bitecek yani. Topla mı yapacaksın, topsuz mu? Topla topla. Eyvah daha da. Şimdi yapmaz mısın? Yok sonra. Bırak program sonunda yapsın. Ayhan'ın hareketi programın sonunda. Sakın kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar hemen konuğumuzu da isterseniz davet edelim. Çok sevdiğiniz bir karakter, çok sevdiğiniz bir oyuncu Necmi Yapıcı geliyor. Ben bunu... Süper bir çıkışta sen topla hiçbir hareket yapabiliyor musun Necmi'ciğim? Topumuzu topla... kesecekti o. Öyle vallahi burada top oynamayın keserim ha. Ben topla vallahi olur ya yaparız birkaç futbol hareketi. Vay tamam. Var mı orada bir... yapan var mı? Var var süper. Ben hareketin kralını yaptım. Hatta sonra Osman Tanrı'yla kucaklaştık. Artistik hareketlerdi. Birazdan yapalım o hareketleri de. Yani Necmi Yapıcı'dan topla hareketler yapacağız. Topla. yaparız. Ya burası acayip A takımı kıvamıymış ya. Ben... Evet. Varil, ekrandan varil. Böyle varilden üstünde ne güzel. Ekranda nasıl duruyor? Daha şık çok şık duruyor ya. Bu
Şık değil yani. Burası yok şık değil. Bunun da kendine güzel özgü bir şıklığı varmış. Evet. Güzelmiş ya. Gezdirelim salonumuz, odamız. Beni davet ettiğiniz için bu arada teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ ol abi. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Evet, çok eğleneceğiz inşallah. Çağırın her zaman geleyim. Eyvallah. Hatta diyordum bunlar beni niye çağırmıyor ya? Baktım dost geldi geçen hafta değil mi? Dost buradaydı. Bu hareketi yaptı mı dost? Bir o yapıyor bir ben zaten. Şöyle bir şeyler yaptı. O da geçen hafta izlemiş. Evet. Kimler mahşer, kimler cümüş? Ne fark eder? Hakikaten ya. Biz arkadaşıyoruz. Ben geçiyorum. Gel kardeşim. Kardeşim Acun. İyi kim abi? İyi. Evet. Mahşer cümüş, iyi kim? Sensin. İyi ben mi oluyorum? İyi mahşer, sensin. İyi cümüş. Kadın iyi. Sence hangi grup mahşer, hangi grup cümüş? Şunlar mahşer olsun bence. Mahşerin üç atlısı. Cümbüş de arkadaşlar olsun. Öyle mi? Doğru mu? Vallahi doğru. Öyle doğru. Mi? Doğru. Benim mikrofonum yanıyor. Abi iki erkeğin olduğu yer mahşer olur ya. Mahşer onlar oldu. Cümbüş mahşer cümbüş. Ben cümbüş de. Ben cümbüş de. Burada biz yanlış mıyız? 0-212-388-88 388-88 telefon numaramız. Ayrıca biliyorsunuz takımlarımıza oy verebilirsiniz. Hemen Cıbırca ile başlıyoruz. Cıbırca. Mahşer geliyor. Yok mu alkış Cıbırca'ya? Biliyorsunuz Cıbırca'da bir çıkış noktası alıyoruz. Ondan sonra oyuncularımız bir Cıbırca bir Türkçe konuşuyorlar. Doğaçlamayı Cıbırca bir Türkçe şeklinde devam ettiriyorlar. Hemen seyircilerimizden alacağız. Mısır'daki halanızdan büyük bir miras kaldığını öğrendiniz. Ne yapardınız? Elleri görelim. Beni piyanist şantör kıvamına sokmayın burada. Hemen koşup giderdim oraya. Efendim? Hemen koşup giderdim. Tamam. Nereye? Mısır'a mı? Evet. Türkiye-Mısır ilişkilerini geliştiririm. İlişkilerini geliştir. İlişkilerini Türkiye geliştir. Mısır. Zaten sana kalmış Mısırlıları ne ondan yani? Sana para çıktı ya ne ilişkisi? Paraya şömineye odun yerine para atarım. Efendim? Parayla sınarım. Şömineye? Odun yerine para atarım. O kadar büyük bir miras kaldığını düşünüyorsun. Şömine çıkış noktamız arkadaşlar. Şömine. Türk parasına karetten seni atarlar içeri. Dolarla falan yapar. Peki. Şömine çıkış noktamız mahşerle başlıyoruz. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, Bir dakika. Daha ısınmadınız galiba. Çok kuvvetli bir 3. 3, 2, 1. Bu sefer bütün altınlarını alacağım Muzaffer. Bebeğim inanılmaz esprili, inanılmaz karizmatik ve... Ya rica ederim ya. File hortumunu sormuşlar. Neremde hortum yok ki demiş. Ya bu esprileri nereden buluyorsunuz? Ben bulamıyorum da. Ha. Canımsın. Ya, bende bir espri bankası var. Yapıyorum, çıkarıyorum. Yapıyorum, çıkarıyorum. Hayatım. Efendim. Nostoş tiragoftolojinaz dördün ayakta ısınalım. Evet. Doğru söylüyorsun. Olmaz. Ortalık biraz... Evet, Zafer sakın. Buz gibi oldu. Allah'ım eyvah. Odunları şömineye attıktan Adem. Sonra... Eyvah, neler yanacak kim bilir? Evet. Hani bir yada koyun. Hala bir yada koyun. Bir yada koyun. Bir yada koyun. Bir yada koyun. Şulala 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 şulala. Boşalttık. Ana! Ateş ses çıkarıyor ya. Ben de duydum ama bir tuhaflık var gibi. Neyse. Mojistafa laganta listaş. Şimdi mi? Evet şimdi. Ulan Muzaffer. Allah Allah. Eğer ki şömineden giremiyorum, ben de arka pencereden girmezsem adam değilim lan. Evin çok güzelmiş ama beni neden 2 sene beklettin evine getirmek için bilmiyorum. İşte badana vardı evde, badanayı yaptırdı. Badana mı? Bak bu ya, badana mısın gibi dinle lan. Ya da bom yara bu da böyle bir yapacağız. Duvardan duvara halı döşettik. Harika. Efendime söyleyeyim biraz odun, meşe odunu kırdık falan mıydı. Azıcık da bana sındı bunda kandım. Hadi ya da bana da fiyata sefendi sefendi sefendi. Bak fiyata mazot getirebildik. Başka bir şey yok ya. Önemli değil bir tane. En fazla mazotu vardı. Bu... Mozeşter de la vunzeş de kardına mufidaşın eslop kardis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel lan buraya. Gel bakın buraya.
Gel bakayım Hadi buraya. Ne oluyor? Kim bu? Ya benim Seyfi. Hondi ve takimin içinde danla. İlla da diyor beraber diyor ya. Yani her şeye beraber, anca beraberim kan kardeşim. Küçüklükten. Yoksa fakirin peki. İş kuruş parası yok. Sıfırsın kendini asınma satı satı. Asınma uvandının ısından da zırnık koklatma. Son 30. Koklatma. Koklatma. Ne var? Ne var? Ne var? Muzaffer sen az önce ne yapıyordun biliyor musun? Ne yapıyordun? Neredeyse benim arka tarafımı yakıyordun ya. Lan ben odunu yakıyorum. Senin arkanla odunun mısını mısı da ben? Mısını da ben kendi yapacağım bıçıyı tam ve kurdan mı onun bıçının? Bıçının? Bıçırın. Kıçını diyorum. Buradan Allah Allah. Muzaffer. Ben odun yakıyordum. Ne? Ha. Anca beraber kanca beraber. Altınların yarısını bana vermen lazım. Ha! Ne münasebet. Moses Dalaga. Ne bore defa. Mesleme iyilik sağlık. Ne münasebet. Altın. Peki. Altın pardon. Pardon. Pom pom. Mosta pirillak. Hin babele. Avfiyasa gımmız. Darıya da bunda kadında şunlu kaçsın da bundan beri. Her şeyi yarı yarıya ya. Paylaşıyoruz. Her şeyi bölüşüyoruz. O zaman... O zaman... Cümbüş geliyor, hemen çıkış noktası alalım. Çaydanlıkta ne yapılmaz? Çaydanlıkta ne yapılmaz? Evet. Makarna yapılmaz. Makarna yapılmaz. Evet. Biber dolması yapılmaz. Biber dolması yapılmaz. Başka? Öğrenciysen yapılır. Duş alınmaz. Duş alınmaz. Duş çıkış noktamız arkadaşlar. Duş. Niye alınır böyle? Ama kısa bir duş olur yani. Hoş. Bir demlik duş. Ön duş. Duş. Ön duş. Ön duş uşma. Ön duş. Ön duş uşma. Evet, neyse şimdi o konuyla ilgili yorumlar 45 dakika sonra. Duş, ön duş uşma diyecektim az daha. Duş çıkış noktamız, hep beraber sayıyoruz kuvvetli bir şekilde. 3, 2, 1. Yani yıkanmayacağım işte. Aa bebeğim, hadi böyle pis pis kokuyorsun. Ya hayır, bebek kokusu güzeldir. Gerçekten yıkanmak hadi istemiyorum. Hadi gir şunu evine. Mis gibi. Ne oluyor be? Titreme geldi. Ay çocuğum, baba hale geçiriyor çocuk. Çok üzüldüm. Kalbim duracak gibi. Hadi be. Bayılıyorum ama tanrım. Yarabbim ben şimdi sana bir dayak atarsam kendine gelirsin. Yemedin mi? Yemedim tabii. Robert Spiker, şu Boris Spiker, şu mesele de oğlum mesele 3 yıl ve babaannen gelecek. Biliyorsun babaannem pis kokar. Benim üstümde baskı yaratıyorsun. Ben bir küpür ucuk oynadan bir duşunu sana durduk ucuk oynadan hırsız bile olabilir mi? Olabilir mi? Yeter ama hadi gir şuna. Hadi. Su soğuyacak. Dur üstümle başımla ben geleyim. Sen kime çektin bilmiyorum ki, gittikçe agresif bir çocuk oluyorsun. Şu bezimi çıkar. Şuna bak kaç yaşına gelmiş çocuğunuk mu? Dışına tarafına kadar bezle dolaşıyorum. Psikolojimi bozdun. Bak seni kahretsin, pişik olmuşsun. Çıktıktan sonra pudralarsın, işin ne? Gir içeri. Dur ya azıcık böyle havlumuş gibi düşüneyim bari. Bak şimdi babaannem böyle yakalayacak. Ve lobes bir gelen çöpede kes böyle öğrenecek pot peste. Lobeye kıçına şaplak atar. Ha. Aman aman. Benim torunum köşmeye sokuyor. Benim canım yavrum benim, duş mu alıyorsun başımda? Babaannenin püştükü. Çünkü şüphesiz püştükü böylece bote kote ete alırım. Ya bugün bir değişiklik yapalım, ben sizi yıkayayım. Lütfen anne, lütfen. Anne, söyler misin her gün banyo yapması gerektiğini? Annem benim, canım annem. For la Pascalana Moşara Fesele Kentada Poza kaynağların kralı. Ha? Ya bu dişini bile yıkamıyor. Ben niye kendim yıkıyorum? Sen de dedin de ağzı kokuyor diye. Ağzı kokuyor dedi sana. Kim dedi? Bu. Benim için küşü 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 ağzı kokuyor mu dedi. Asla anne. Yalana bak, dudağı oynuyor, dudağı oynuyor. Yalan söyleyince dudağı oynuyor. Dudağı oynuyor, dudağı oynuyor. Dudağı oynuyor, dudağı oynuyor. Bırakın onu. Bırakın onu, bırakın onu, bırakın onu. Lan dedim. Ben yıkanacağım. İkiniz beni yıkayacaksınız. Size en büyük ceza bu. İkiniz beni yıkayacaksınız. Ben, 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 ben,
şubesine hanımefendi bir tüfeğe halı olduğu gibi soğulacak. Olsun. Sana şişko dedi. Sen habire bana laf çarptırıyordun. Bak ben anlamıyorum, ne kadar çocuk anlıyor. Sen ne fark etmiyorum, habire bu fark ediyor, bana söylüyor. Anne ne olur hadi gir de yıkayalım seni. Beraber hadi. Gidelim babaanne, beraber gidelim. Ben çocuğun nevresi geldi. Sen söyleyeyim. De gir. Hep beraber gidelim. Babaanne. Ya. Çocuğun nevresi. Ya. Mikişi pişi dedi. Mongo şişi şişi dedi. Dedenin en sevdiği çamaşırlar bunlar. Evet, ilk olarak mahşeri şömine çıkış noktasıyla izledik. Bu türün galibi şömineyle mahşer oldu diyenler kuvvetli alkışlasın. Daha sonra da cümbüşü duş çıkış noktasıyla izledik. Bu turun galibi alkışlarınız da cümbüş oldu. Peki kimler varmış bir bakalım. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksek Okulu. Hoş geldiniz. Peki. Dünyanın en küçük pankartı geldi şu anda. Kocaeli Üniversitesi. TC kimlik no 399 948 54 696. Tamam peki. Bakayım. Kan grubu falan da var mı? Onlara da bakalım. Peki başka Çanakkale Lisesi fen mezunları 2000. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çanakkale Fen Lisesi 2008 mezunları. Yeni Kentli Tatangalar. Tamam. Sarımeşe İzmit. Silifkeliler buradaymış. Hoş geldiniz. İyi ki doğdun Nazlı. Japon... Bu ne arkadaşlar? Japon simge. Onu bilmiyorum da birinci demek? Hatta biri var. Birinci hat. Otobüsten sürttük. IMES basketbol takımı. Onu senle biz bir reklamda konuşalım ondan sonra. Neymiş bir daha söyle. İki tane arkadaşım var. Biri Japon. Yani lakabı Japon. He. Diğeri de Simge diye. Sen böyle onlara da özel Japon evet. Isim diye buradan şey gönderiyor. Adü müsün? Onlarla beraber hazırladık. Adü. Peki. Arkadaşlar böyle tek başınıza Azra kar yağdı diye yani. Burada 600 kişi var. Bir başlarsak gitmez yani. Sen misin Azra? Bir de onunkini gösteriyorsun. Ay hamiş. Hamile. O zaman değişti. Hamile ise bir an utandı. Böyle dediği için. Azra kar yağdı. Eşiniz mi oluyor? Bebeğin cinsiyeti belli mi? Adı bile. Ha, Azra koyuyorsunuz adını şimdi. Daha doğmadan şey yapılıyor yani böyle. O zaman Azra'ya bir hoş geldin diyelim şimdi. Tamam. Peki. Arkamız dönelim nesne turu çünkü. Bakalım nesneler var mı? Nesne getirdiniz mi arkadaşlar? Görelim bakalım nesneyi. İpek. O gelsin. Sen getir buraya onu. Görmüyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam. Çabuk biraz hızlı arkadaşlar. Siz de getirin. Evet. Bunu vereyim. Ha onu getir bir de. Tamam güzel. Oylama yapacağız arkadaşlar. Tamam. Bu nesne olsun diyenler, bu nesne olsun diyenler. Çok beğenilmedi. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu nesne... Yani ben bunu böyle yaptım diye başka bir şey anlamayın. Bu nesne... Her ikisini de alıyoruz o zaman. Necmi'ciğim bunu oraya bir saklar mısın? Bunu ikinci nesne olarak kullanalım. Tamam. Çok teşekkürler. Arkadaşlar buyurun, nesneniz geldi. Yanmıyorum ya. Bayağı ağır yalnız. Aman tanrım. Evet, bir dümen olduğunu düşündüğümüz bir nesne bu. Ağır mı? Bayağı. Niye böyle? Sevmiyor musunuz bizi böyle ağır ağır şeyler getiriyorsunuz? Rena. Zayıflayın diye dedi de o yüzden böyle bir Ekan 5 kilo koyuyor. Nesneyi olabildiğince çok değişik şekilde kullanacak Mahşeri Cümbüş. İşte nesneyi ilk defa görmüşçesine inceliyorlar her zaman olduğu gibi. Ama gerçekten de ilk defa. Çok görülen bir nesne değil tabii. Bunu nasıl getirdiler onu merak ediyorum. Evet, hazırız galiba. Hazır mıyız arkadaşlar? Tamam. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Merhaba dünyalılar. Cennete hoş geldiniz. Dümen. Ben Melek Alonzo. Dümen bu... oğlum bu dümen ya. Vallahi. Dümen falan değil be. S harfiyle Mehmet Ali Bey. Memoş'un S'si. Sultanın. Memoş'un sesi. Tamam. Yanda dört tane. Harika, harika. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Simit. Taze taze simit. Ben de simit aşeriyim. Kumaş. Ne oldu? Ne oldu? Peşimize lan. Şu fosseptikten içeri girelim. Fosseptikten mi? Önden sen git o zaman. Evet. Sen fosseptiği bilirsin. Ben gidiyorum sadece. Arkamdan. Sonra fosseptik yoluna gitti deriz. Görüşürüz. Evet. Efendim daha önce de söylediğimiz gibi Montafon ineklerinin bir sürü memesi var. O kadar çok iyi sayabilirsiniz. Çok bereketli bir inektir. Öyle ağzınızı dayayıp içmeyin. Sonra kimse içemiyor. Bunlardan bir tane taktırsak da iyi de ha. Yallah şoför yallah. Var ya böyle döndürüyorsun. Ah benim biraz zor oluyor. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sakıştım. Yardım edeyim arkadaşım. Sağ olun. Selim elmaları çaldıysan gel çitlerden atlayalım. Anam kaldım lan çitte. Kim çaldı lan elma benim benim. Elmama? Kim çaldı lan? Bu çaldı bu çaldı. Ne sen çaldın şimdi terbiyesiz. Evet. Kendinden açılır kapaklı dünyanın en büyük gazozu. Ay harika. Aa, afiyet olsun. Kafamızı sokup içebilir miyim? Evet. Ay, buyurun. Vallahi. Yavrum, benim takma dişlerim nerede? Ha bu buraya koymuşum. Hay Allah, hep takma dişlerimi unutuyorum. Bebekleriniz zorluk mu çıkarıyor? Artık 8 taraflı biberon var. Bir tanesini ona, bir tanesini ona. Artık rahatsınız. Anne, baba. Canım. Bana... Temiz çamaşır getirdiniz mi? Getirmedik yavrum. Eskileri giy yavrum. Kısasından sigara alırsanız çok sevinirim. Sigara eskileri. Sağlığa zararlı bilmiyor musun yavrum? İçeride anne, geber. Zaten sevmiyordum. Halamın oğlu. Kendisini pek sevmezdim. Onun için böyle bir şey seçtim. Ne derler ona? Albüm. Albüm. Kapak. Ne derler işte şunu anla sen. Ha, ne derler ya? Çerçeve, teşekkür ederim. Suratını görmek istemiyorum. Aman 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 ne güzel bir gün, ne güzel bir gün. Ay nacizane ben de oğlumuza küçük altın takayım. Never gonna dance again. Guilty feet has got no rhythm. But it's easy to pretend. I know I'm not your fool.
var. Selam. Necmi de yapacak. Ben Necmi de yapacakmış. Necmi'nin de nesnesi gelmiş. Şimdi kopya verdim ama kimse geldi. Görmedi. Allah abi. Hayrını gör. Sen de. Çok sıcak başladı. Açsana şu battığı duyu be. Gel baba gel. Langırt oynayalım tut. Kesme oğlum buna kesme derler lan. Evet çocuklar bugünkü dersimizde diz kalkmayı göreceğiz. Evet. Evet. Boynuzu özenle yerdesin. Evet, ikinci nesnemiz bir boynuz. Her evde olmamasını umduğumuz bir nesne bu. Evet. Nesneyi aman ilk defa gerçekten ilk defa görüyorlardır inşallah umuyorum tabii. Hiç görmesinler bir daha. Şimdi çaktım ha. Biz ona konsantre olmuş durumdayız. Focus. Yeteri kadar inceledik mi? Yes. Evet. Evet. Çok güzel. Hep beraber kuvvetli sıfır demek yok. 3, 2, 1. Necmi beni kesinlikle aldatıyor. Bir değil, iki değil, üç kişiyle. Biriyle olay tamamlanmamış. Bak o kadar. Diyorsun. Hanımefendi çok kötü şeytan tırnağı çıkmış size ya. Törpü törpü törpülenmiyor yani. Bu İşin ne ya? İşin anam yap. Hangi nerede yaşıyordunuz? Hangi kürdan getir? Dibe sok. Doktor bey azır işlemde problem var. Yani gerçekten de birden bire büyüdüler. Ben hiç bu kadar uzaklığa tahmin etmemişim. Öpüşemiyoruz. Yani öpüşmeyi bırakın yani. Hastayım sana. Ne kadar hastalar. Ne o? Ne çalıyor bu? Aferin. Arkamızı bir şey yapalım. Arkamızı bir şey yapalım. Bitmemiş. Girdi mi? Bitmemiş. Birazcık stetoskopu şey yapmış ama. Hanımefendi öksürüyor. Ben de öksürebilir miyim? Niye sen öksürüyorsun aslında? Ay canım çok kötüyüm. Grip miyim neyim ben? Gripsin. Sezai Bey, şu bizim işi konuşalım. Ulan, hala mıyım bu ya? Bak. Zingiler azıcık o kısalar. O gelenç lan. Haydi arkadaşlar, dalmak çok önemlidir. Çok dikkat edeceğiniz konular var. Kadar değil mi? Ha? Bana vermedi adam, ben boğulacağım kesin. Atla. Benim... Evet. İnşallah, evet. İnşallah. Geliyor. Geliyor. Evet. Suyu aldık. Haydi bakalım. Sonunda yeşerecek zaten bugün bu. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmedi yurdumda. Tohumlar fidana, fidanlar ve Ayhan'cığım bu hafta ben şu Fütüristler Zirvesi diye bir konferans vardı. Ona katıldım işte. Orada Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Akın Öngör bir konuşma yaptı. 20 dakikalık bir konuşmaydı arkadaşlar ama inanılmaz etkili bir konuşmaydı. Ve çok samimi söylüyorum. Bu Doğal Hayatı Koruma Vakfı çok önemli işler yapıyor. Kesinlikle desteklemeliyiz. Ben bundan sonra destekleyeceğim. Sizle de konuşacağım. Aralarda mesajlar veririm. Çünkü gerçekten... Yani hem dünya açısından hem de Türkiye açısından durum çok vahim. Türkiye öyle sandığımız gibi su zengini falan bir ülke değilmiş. Kişi başına 1400 litre su düşüyormuş ve yakın bir gelecekte 1000 litreye düşmesi
söz konusuymuş ve 1000 litre demek su fakiri olmak demekmiş. Ve işte 2 derece zaten artmış, dünya artık geriye dönüşü yok. Ve bundan sonra ısınma nasıl olmasın onu düşünmemiz gerekiyor. Göller Türkiye'de kurutuluyor, işte çevresine fabrikalar yapılıyor falan. Durum vahim. İyi ki sen bunu yapıyorsun Ayhan'cığım esasında. Çok önemli. Burada da herkes beraber söylüyor ama hakikaten arkadaşlar hepimizin geleceği. Bakın Azra doğacak orada. İnşallah sağ salim, sağlıklı bir şekilde ama durum vahim. Hem dünya açısından hem de Türkiye açısından çok dikkatli olmamız lazım. Suyu, enerjiyi çok dikkatli kullanmamız lazım. Bunlar klişe gelebilir sizlere ama hakikaten arkadaşlar hepimizin geleceği için buna çok dikkat etmemiz lazım. Biz de buradan bu mesajları vermeye elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce gayret edeceğiz. Sizlere de rica ediyorum, dikkat edelim hep beraber. Peki, çok güzeldi oyunlar. Teşekkürler. İlk olarak bir dümen kullanıldı. Hemen arkasından da bir... Ben onu şey, boynuza benziyordum ama böyle ağaç gibi bir şeydi, değil mi? Gerçek ne? Gerçek boynuz. O dümeni bizim kendi okulumuzun mobilya dekorasyon bölümü öğrencileri yaptılar. Kendi emekleri. Gerçek boynuzu. Hayır, dümeni. Gerçek dümen mi? Ha, dümeni mi? Evet, kendimiz. Ha, çok güzel, tamam, harika. Ellerinize sağlık. Onlara da çok teşekkür ederiz. Yani dümen ihtiyacı olduğumuzda sizin okula geleceğiz. Evet, her şeye biz varız yani. İnşaat bölümümüz var, bilgisayar var, mobilya var. Her şeyde bize gelebilirsiniz. Ellerinize sağlık, çok her güzel. Her dümen var ya. Peki, dümeni ve boynuzu mahşer daha iyi kullandı diyenler alkışlasınlar. Bu nesneleri cümbüş daha iyi kullandı diyenler. Şimdi arkadaşlar biraz sallıyor gibi geldi bana. Hı. Şimdi mesela alkışlayanlardan bir tanesine sormak istiyorum ben. Cümbüş, dümenin hangi şekillerde kullandı? Söyler misin? Sallıyorum. Alkışlıyorlar ama bence unuttu abi. Hayır. Ben bile unuttum abi yani. Bence herkes çok güzeldi. İkisini alkışlamamın sebebi yani mahşeriyle cümbüşü hiçbirinden ayıramıyoruz ki. İkisi de çok iyi. Hayır ben sana demedim. Mesela sadece mahşeri alkışlayan birine dedim. Ben hani... Sayın yapıcı. Polemik yapıyorsun. Polemik olsun abi. Cevap hakkı doğdu beyefendiye. Cevap hakkı. Buyurun efendim. Çok güzel konuştu bence. Mahşerle cümbüşü bir ayıramıyoruz çünkü iki taraf da çok iyi performans sergiliyor ve bu bize de yansıyor ister istemez. Eller kendiliğinden gidiyor yani. Doğru söylüyorsun da ben hani ayıranlara söylemiştim aslında. Neden maçlar alkışlıyorsun? Peki. Evet, eşitlik söz konusu, kimseye puan vermiyoruz. Bu türün puanı Necmi yapıcıya gidiyor. Nasıl oldu? Olmaz ama ya. Ben size veriyorum. Mahşere veriyorum abi. Bir puanı. Beraber olsunlar ya. Öyle mi? Abi onlar çok güzel kullandı abi. Herifler çok yaratıcı yani. Vay abi şimdi böyle oldu. Siz de çok iyiydiniz. Evet. Şapka turuyla devam ediyoruz. Şapka gelsin İpek'ciğim. Kimler gidiyor mahşerden? Ayhan'dan ben. Hı? Ayhan'dan. Yani öyle kaldı. Nasıl eşitlik var diye. Peki. Ayhan'la Yiğit gitti. Müzik gelmedi. Burada konuşulanları duymamaları gerekiyor. Şimdi onlara bazı cümleler vereceğiz. O cümleleri doğaçlamanın içine yedire yedire oynamaya çalışacaklar. Necmi'cim senden de bir cümle alacağım. Sen şimdi bak gelen cümleleri bir duy, ne kadar saçma şeyler var. Tamam. Ona göre sen de bir şey yazarsın ama alakalı olması şart değil. Yazıyor. Geliyor galiba müzik. Evet. Sizin jacuzzi ki... özür dilerim. Sizin jacuzzi'de bikinimi unutmuşum. Bir dakika bakar mısın orada mı? Ha bunu gönderen daha saçma yalnız. Jennifer Lopez Bursa'dan gönderdi. Sizin jacuzzi'de bikinimi unutmuşum. Bir bakar mısın orada mı? Bunu Ayhan'a vereceğiz tabii ki. Jennifer Lopez'e teşekkür ediyoruz. Evet. Jennifer Lopez bizi izliyor arkadaşlar ya. Çok yoğun ama gelemiyor program. Biz almıyoruz, eğlenceli değil çünkü. Yani burada ayak uyduramaz oyunda. Yapamaz. Ya. Dil sorunu olabilir sorun. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Yavuz Yalçın İstanbul'dan göndermiş, Serdar Ortaç'ın bir şarkı sözü. Değil mi? Güzel şarkıdır o da valla. Bu arada Serdar Ortaç bu programı çok seviyormuş arkadaşlar. İnşallah o da konuğumuz olacak. Şifrediyoruz. O maço tavırlarına hastayım. Burcu Güzelyalı, Adana'dan. Bunu kime göndermiş. Vereceğiz Osman? Bunu da
Yiğit'e verelim de aralarında. Benim soyunmam değil, giyinmem haber. Wow. Billur Kalkavan. Bunu gerçekten söylemiş ama galiba. Ben bunu okudum, evet. Benim soyunmam değil, giyinmem haber. Billur Aynı Kalkavan. Benim gibi işte. Benim sözlerim bunlar. Altın imzamı atın. Baban neden sonra? Evet, hemen. Eurovizyona İngilizce şarkıyla katılmamız doğru mu sence? Serpil Gürcüler Ankara'dan göndermiş ve Necmi bakalım ne yazmış. Eşek kulağı mı daha sarışındır yoksa çaydanlık mı daha somurtkandır? Evet. Bakırköy Ruh ve Sinan Sakın Hastanesi'nden gelen bir arkadaşımız. Eşek kulağı mı daha sarışındır yoksa çaydanlık mı daha somurtkandır? Çok evet. Anlamlı bir cümle. Buyurun hemen gelebilirsiniz. Sana da bunları veriyoruz. Arkadaşlar sizi mutlu eden küçük bir şey söyler misiniz? Sizi mutlu eden küçük bir şey. Evet. Söyle. İyi not almak. Peki. Evet. Çikolata. Efendim? Çikolata. Çikolata. Evet. Dondurma. Dondurma. Aynı anda söylediniz. Peki. En arkadaki? Kötü not almak. Evet! Kötü ne olmadı Alman, yaşasın. Heh, Azra'nın annesinde mi var? Hayır. Ha, doğru, evet. O bayağı küçük şu anda, evet. Kız arkadaşın seni seviyorum demesi. Küçük bir şey mi bu ya? Ayakkabılarımın bağlı olması. Ayakkabıların bağlı o olması. O mesaj verdi Osman Tan, mesaj verdi o. Ayakkabıların bağlı olması. Öyle mi? Vallahi ben almadım onu. Yok bir şey yapıyorum. Son, evet. Sen söyle, evet. Yağmurda çorapların ıslanmaması. Sen ne diyecektin? Ben de şey diyecektim, eşimin evde ütüleri yapmış olması. Eşinin? Evde ütülerini yapmış olması. Ütü çıkış noktamız arkadaşlar. Ütü. Ütü. Aman. Ütü çıkış noktası biliyorsunuz bu oyunu. Ben isimlerini okuyunca oyuncularımızın onlar ceplerinden daha önce duymadıkları bu cümleleri çıkaracaklar ve doğaçlamanın içine yedire yedire oyunu sürdürecekler. Hep beraber sayıyoruz. Çıkış noktamız ütü. 3, 2, 1. Bir günde sen ütüle lan. Bir günde sen ütüle be. Yok protokolmüş. Efendime söyleyeyim. Yok davetmiş. 50 tane ceket almış ya. Hepsini ben ütüleyeceğim. Niye ben ütülüyorum? Haydar. Efendim. Yiğit. Efendim. 3 tane gömleğiniz kollalı. Hazır. Hepsini hazırladım. Eurovizyona İngilizce şarkıyla katılmamız sence doğru mu Haydar? Ha? Ha onun için smokin ütülettiriyorsunuz. Bence doğru değil efendim. Siz bana bir şalvar verin, onu ben böyle jilet gibi yapayım, böyle jilet gibi şalvarı. Jilet gibi şalvar ya. Var ya kimse böyle şalvar görmesin, jilet gibi durur tabii. Onunla katılalım Eurovizyona. Bir tane de çarık. Allah'ım. Vallahi üteni bir tane sarık yok, sarık olmasın. Sarığı sevmiyorum ben. Böyle otantik olursak belki daha fazla iki çekici olabiliriz. Evet efendim, evet. Evet. Benim şalvarım yok ama Ardar. Hiç şalvarım olmadı hayatımda benim. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Bak o şalvarı akıl edemedim, ben adam olmam ya. O şalvarı akıl edemedim, getiremedim şalvarımı efendim ya. Aa, ben biliyorum bak şu tane iki tane gömlekten yırtarım, iki tane dikerim, bir tane şalvar. Jillet gibi. Jillet gibi şalvar yaparım. Yapabilir misin? Yaparım. Hakikaten yaparım. Yaparım, yaparım. Hemen, hemen. Yiğit. Şalvara bak. Jilet gibi. Giyin efendim. Giyin. Giyin. Oo süper. Süper. Ön taraf torba yaptı. Normal şalvar. Benim soyunmam değil. Giyinmem haber. Ey ahali!
duyduk duymadık demeyin. Eurovizyona katılacak bu seneki halktan gelen... Halktan gelen Haydar şalvarı giydi. Basını çağırdım. 10 dakika sonra buradalar efendim. Gerçekten mi? Evet. Efendim bir kendinize çekip düzen verin. O torbayı düzelttin ya. O ne ya? Ayhan. O ne? İnsanların karşısında bu şekilde çıkacağım. Dobra dobra konuşacağım. Suratlarına karşı söyleyeceğim. Nedir diyeceğim bu Eurovizyon'daki İngilizce rezaleti? Bizim ana dilimizde ne olmuş diyeceğim. Sizin jacuzzi'de bikini mi unutmuş? Bir bakar mısınız? Ne diyeceğim? Hakikaten mi? Evet. Daha biraz önce duş aldım. Orada bikini falan yoktu. Yoksa içeride hırsız mı var? Aa! Cidden mi? Evet. Başka yarışmacılar gelmiş olabilir. Gerçekten. Bikiniyi çalmış olabilir. O bikiniyi benim giydiğimi düşünsene. Jilet gibi bikini. Jilet gibi. Git. Halktan Bey. Düşünün Halktan Bey. Siz şalvarı giydiniz. Arkada ben bikini le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 l
eşek kulağı mı daha sarışındır? Yoksa çaydanlık mı daha somurtkandır? Sence bu tartışma mı daha önemli? Yoksa Eurovizyon İngilizce mi gitmek, Türkçe mi gitmek daha önemli? Evet. Ayhan. Neyse biz bikini mevzusuna dönelim. Son 30. Burcu Güzel ya Adana. Yok burası değil. Senin bikinini kim çalmış olabilir? O maço tavırlarına hastayım. Evet, evet, Ayça ve Dilek kulaklıkları taktılar. Necmi'cim senden bir cümle daha alacağım az sonra. Evet, Pelin Aydan'dan gelmiş. Bu pantolon popomu biraz büyük mü gösteriyor? Bilemiyoruz. Kadınların uluslararası bir sorusu bu değil mi? Bütün dünyadaki bütün kadınlar bu soruyu soruyorlar. Telefon var. Pınar Karahan Adana'dan arıyor bizi. Pınar merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Pınar, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz valla, Adana'dasın. Evet, Adana'dayım. Kimlerle izliyorsun programı? Evde izliyorum şu anda arkadaşlarımla beraber. Oo, kimler var? Duydunuz mu? Hepimiz sizi severek izliyoruz. Çok teşekkürler. Hep izliyor musunuz programı? Efendim? Her hafta izliyor musunuz? Evet, evet, kaçırmadan. En çok sevdiğiniz tur hangisi? Geçen hafta. Geçen hafta. O çok iyi bir turdu. Geçen hafta. Tur olarak sormuştum ben yani. Tur olarak sadece bir oyun. Hani cıbırca var, dörtlü dönme var falan. Cıbırca. Tamam. Cıbırca. Çok güzel. Evet. Peki Pınar cümle var mı? Evet. Yırttık abi yırttık. Necmi Bey'e. Ha, meşhur cümlesi. Evet, ayrılsak da beraberizdeki cümlesi. Yırttık abi yırttık. Yırttık abi yırttık diyorsun değil mi? Evet, evet. Peki Pınar'cığım çok teşekkür ediyoruz. Adana'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler. Evet, hemen gönderelim. Daha doğrusu hemen okuyalım. Aramızda geçenlerden kimseye bahsetme. Derya Pınar İstanbul'dan göndermiş. Necmi'nin cümlesi. Bu popo benim pantolonumu biraz dar mı gösteriyor? Evet, çok daha güzel bir popo. Çok güzel. Yaratıcı. O laf varsa bu laf da var. Yani. Tabii bu popo benim pantolonumu biraz dar mı gösteriyor? Çok güzel. Evet. Nereden bakmak lazım ya? Baktığın yere bağlı. Nihat Doğan söylemiş bu cümleyi. Aa. İlginç. Bu bir savaştır ve benim bu savaştaki rolüm sakat sinektir. Benim sesimi biraz ince mi gösteriyor? Bu mikrofon benim sesimi biraz ince mi çıkartıyor? Nihat Doğan. Bu bir savaştır ve benim bu savaştaki rolüm sakat sinektir. Peki. Ve Sema Sezer, yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı demiş, doğrudur. Alıyoruz Dilek ve Ayça'yı.
Yes. Çıkış noktamızı da alacağız. okulda ya da iş yerinde bir isyan çıkartma sebebi. Ne oluyor ya? Ne oldu? Bir dakika. Böyle içten bir kahkaha. Çok güzel gülüyorlar ya. İşin kötüsü biz bir şey yapmadan ve söylemezken gülüyor. Biz hiç gülmeyin ya. Ne oldu arkadaşlar? Ne? Ne oldu? Espri aramızda. Eyvah. Hangi espri? Aramızda mı? Onlar da diye bir de buraya yeniden geliyor. Cıbırca'da bir şey olmuştu, onu yeni anladım. ne oldu, neye güldün? Köşeli. Espriyi geç algıladık. Hangi espriyi? Demin gelen bir geçti. Demin gelen bir burada yapılan bir espri. Evet. Neyi şimdi anladınız? Bir çok merak ettim. Pantolon muydu galiba? Pantolonu mu? Arada çok iyi. Evet, söylemiyorsun. Ha, tamam, şimdi tamam. Peki, şimdi siz göreceksiniz onu. Siz de birazdan güleceksiniz. okulda veya iş yerinde isyan sebebi. Evet. 60'dan ve 60'dan geçebiliyoruz. 59'dan kalmak isyan sebebi olabilir. 3 bölüm oynarız biz bunu. Tuvaletlerin dolu olması. İsyan sebebi. Sıra kavgası. Ha? Sıra kavgası. Sıra kavgası. Peki. Beden dersinin kaldırılması. Efendim? Beden eğitimi dersinin kaldırılması. Çıkış noktamız vize arkadaşlar. Vize. Vize, evet. Vize. Vize. Ne yapayım? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Çok çalışkan. Sen mi gelsin misin? Bunun ismi ne efendim? Cıbırca dersine çalışıyor. Ercüment geliyor. Baba seni kemiklerle ikiye ayırır. Ama ders çalışma ne? Annen ama ders ya. Ders dinlemez. Ayça. Elimi tersiyle bir tane vuracağım. Vurdum. Aramızda geçenlerden kimseye bahsetme. Tamam mı? Şu anda olan bitenlerden beni tokatladığından bağırış çağırış hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Sen bizleri çok destekleyen bir annesin. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Doğru. Git yat. Yat şuraya döveceğim seni. Yat yat döveceğim. Yat şuraya. Ercüment kim? Bir kere başka onu söyle. Ercüment benim erkek arkadaşım. Hoşlanıyor. Manyak!
Biz feodal bir aileyiz. Peki evleneceğim anne. Lan manyak. Hem bir kere bu pantolon senin babanı büyük gösteriyor. Ya anne ya. Evet, ilk olarak mahşeri ütü çıkış noktasıyla izledik. Mahşer bu turun galibi olsun diyenler alkışlasınlar. Cümbüşü de vize çıkış noktasıyla izledik. Bu turu, bu turun galibi... Bu turun galibi mahşer oldu. Mahşer. Evet, bir birlik eşitlik var stüdyomuzda. Hemen dublaj turuyla devam ediyoruz. Dublajda ilk olarak kim geliyor? Mahşer. Bizim mi gelen? Mahşer geliyor. Biliyorsunuz kısa bir film hazırladım. Daha evvel bu filmi izlemediler. Şimdi bir çıkış noktası seçeceğiz ve anında bu filmi seslendirecekler. Çıkış noktası olarak arkadaşlar bir kürsüde konuşma yapacak olsanız hangi konuyu seçerdiniz? Evet, ilişkiler. Kürsünün markası. Ha? Kürsünün markası. Bir daha sana bir şey sormayacağım. Evet, başka. Sen söyle. 2010 Dünya Kupası. Aa, en çok kendisi. Bir tek kendisi bildi zaten. Peki. Başka? Evet, mavili. Çevre hakkında konuşmak istedim. Doğru, güzel. Evet. Mahşerle Cümbüş'ü konuşurduk. Mahşerle Cümbüş. Sene Eurovision'da kim katılacak? Eurovision'da kim kazanır? Necmi ne söyleyecek bakalım? Asiye nasıl kurtulur? Süper ya. Ya da Benerci kendini neden öptü? Asiye Nasıl Kurtulur adlı eseri hep beraber izliyoruz. Kısa bir versiyonunu hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Asiye nasıl kurtulur? Bana biraz bahsedin. Ne var ki Asiye'de? Asiye'yi kurtaramayız çocuklar. Kurtaramayız. Asiye gitti. Neden? Bir sebebi olmalı bence. Sebebine gelince Asiye'nin kurtulması pek mümkün. Hareket yap, elindekini bırak. Asiye'nin hiçbir şey yok kızlar, merak etmeyin. Bence bir şey var. Asiye tek başına kurtulamaz. Kurtulur mu sence? Bence kurtulabilir. Ben zaten bir şey olmadığına inanıyorum. Bence o sağlam. Tabii canım. Niye tutuyorsun Asiye'nin elini? Bırak Asiye'nin elini. O ne lan? Bana bak dur. Sen merak edecek bir şey yok. Bu her zaman olur, tamam mı? Anam deprem var ya. Ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Lanet olsun, dur. Bekle. Haydi bakalım, hop. Asiye'den ne haber? Çok iyi oldun eminim, çok iyi oldun eminim. Bence de çok iyidir. Hiç önemli değil. Asiye bir kurtulmak istedi, durdu. Daha sonra. Kurtulamaz. Asiye kurtulamaz. Asiye'nin kurtulup kurtulamaması. Ne gülüyorsun, ne var ha? Boncuk mu buldun? Bir şey de boncuk mu buldun? Lütfen, lütfen. Açın lan. Seven. Niye yaradılar o? Çatal yap. Oh. Peki. Oh be dediğiniz bir an. Oh be dediğiniz an. Evet. Yazıldan iyi not almak. Yazıldan iyi not almak. Kola içmek. Efendim? Kola içmek. Tamam, içecek bir şeyler içmek. Evet. Sen söyle kahverengi. Araba yolculuğunun bitmesi.
Yolculuk. Araba yolculuğu bitti. Yolculuğun zaman. Bitmesi. Tamam, yolculuk olsun çıkış noktamız arkadaşlar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ama bu yolculukta... Uzun bir yolculuğa çıkacaksın. İçinde. Ama yolculuk... Tamamen bize bağlı. Hey. Yolcular çıkması için onu hazırlayayım mı? Maviş, sana söylüyorum. Bakma öyle. Gözlerini pörtlettin. Korktun değil mi? Tırsıyorum ha. Evet, biraz tırsın. Hoşçakalın. Belli belli tırsın ya, sen. Tırsın değil mi? Doğru söylüyorum. Bize açılabilirsin. Şimdi tırsmadın mı? Net tırsın. Bir şöyle açayım da yılan sokun. Çok tırsacaksın. Evet, hazır mıyız? Anam, aleyh. Çok ciddiysin. Anam. İşte yolculuk buydu. Tırsağı gördün mü? Tırsağı. Ne çıktı lan, ne çıktı? Ne çıktı içimden? Ters de işte be. Evet, hemen oynuyoruz. Mahşeri Asiye nasıl kurtulur? Çıkış noktada filmde izlemiştik. Bu turun galibi Mahşeri olsun diyenler. Hemen arkasından yolculukta cümbüş izledik. Cümbüş... Biz onlara çok güldük. Biz tokuz, almayalım. Valla yedik geldik Osman'tan, sağ ol. Yine de soruyorum tabii ki. Yolculukla cümbüş diyenler... Bu turun galiba alkışlarınız da mahşer oldu. Keyifler iyi mi arkadaşlar? Evet. Eğleniyor musunuz? Evet. Gülüyorsunuz? Evet. Gülmeye devam mı? Evet. Biraz soluklanalım mı? Evet. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Show devam ediyor sevgili izleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nezmi Yapıcı konuğumuz. Evet. Dörtlü dövme turuyla devam ediyoruz. Kim geliyor dörtlü dövmede? Biz geliyoruz. Geliyor. Çok Hayır. güzel. Cümbüş geliyor. Mahşerden kim alıyorsunuz? Ayhan. Mahşerden de Ayhan'ı alıyorlar. Dörtlü dövme turunu biliyorsunuz. Dört tane çıkış noktası alacağız. İlk olarak Burak ve Dilek için alıyoruz. Bir mekan arkadaşlar. Bir mekan alalım. Efendim? Yan bahçe. Yan bahçe. Başka? Evet. Çiğ köfteci. Çiğ köfteci. Güzel. Başka? Okul. Simitçim. Okul. Arkadaşlar bugün okulu bir unutalım artık. Allah. Okul, sınav, lise. Her şeyi bir unutalım. Okuldan çıkalım. Evet. Nargileci. Güzel. Nargileci. Aslında güzel bir şey. Vallahi. Tamam. Ay. Olurmuş ya. Ay. Peki, bu iki kişi için yani Ayça ve Dilek için teknolojik bir alet. Necmi'cim sende ne varsa alabiliriz. Kaval. Teknolojik, ha? Kaval. Kaval. Kahvaltı. Kaval. Teknolojik bir alet. Kaval. Aynen.
Kahvaltı. Elektro kahvaltı falan. Elektro kahvaltı. Kumanda. Arkaya bak, arkaya çok heyecanlı, kırmızılı ölüyor bak. Arkada şurada şurada bak. Söyle. Yüksek sesle söyle. Webcam. Golge aygıtı. Efendim? Golge aygıtı. Webcam. Mekan. Ne diyor anlamıyorum. Webcam. Golge aygıtı. Golgi mi? Golge aygıtı. O ne demek? Biyolojik bir şey. Biyolojik bir şey. Biyolojik bir şey o zaman olsun. Webcam geldi galiba, webcam olsun. evet, Ayhan ve Ayça için bu iki kişiden biri diğerine neyi ispatlamaya çalışıyor? Rüştünü. Güzel. Evet. Performansını. Neyi ispatlamaya çalışıyor? Aşkını. İsmini. İsmini. Cesaretini. Cesaretini. İnadını, inadını. Kuvvetini. İnadını, tamam, inat. İnat. Ve son olarak da Burak ve Ayhan için kırmızı bir şey. Çorap. Çorap, bayrak, balon. Pelerin. Pelerin. Pelerin, güzel, pelerin. Nargileci. Webcam. İnat. Pelerin. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Yalnız ona ağzınızı değdirdiniz galiba. Ben erkeğim. Enter. Ah, canımı ye. Vay. İnat etme. İnat etme. Nasıl etmem ya? Nasıl etmem ya? Nasıl etmem? Nasıl etmem? Nasıl? Muhteşem. Harikulade. Çok seksi. Ya kardeşim bunun marpucu var, başka takarım. Sen de inat etme. Ama ağzınızı değdirdiniz. Allah Allah, silerim. Hay silmez bir şey değişti mi? Değdirdiniz mi, değdirmediniz mi? Ya kardeşim başka bir şey. Sen almamak için inat ediyorsun o. Hayır, ben nargileyi seviyorum fakat ağzınızı değdirdiğiniz için değdirdiniz mi, değdirmediniz mi? Kaç kere içtin lan nargile? İlk defa alacak. İyi ki bir kere bunu koydum. Sen de? Eğer sen de süper bir dişiysen buluşalım. Ay. Enter. Kameran varsa açsana seni göreyim. Enter. Lan bu hiç aklıma gelmemişti. Ne oldu? Şiştin. Ben de webcam yok. İnat ettin. Ederim. Ettin. Ederim. Sürekli inat ediyorsun. Ederim Kemal. Ederim. Ama. O senin eski sevgilin. Ne demek yemeğe gelmeler falan. Oldu o zaman ben de bütün eski sevgililerimi çağırayım yemeğe. Çağır. Tencere mi yok evde? Çağır. Salon almaz. Tencere mi yok evde? Tencere mi yok evde? Ay ne bu medeniyet ya? Tencere mi yok evde? Yemek yap. Seyli olan formamı alabilir miyim? Seylisini istiyorsunuz. Ya ne biçim bir yaverim varmış benim böyle ya. Efendim buyurun. Giydirir misin lütfen? Yafram patlayın. İhtişama bak! İhtişama bak! Şimdi gidiyorum. Çabuk İnsanları gidin. Kurtarma. Ya ne biçim insanmışım be? Kardeşim adamı deli etme lan. Hayır sordum. Gümüş. Sen... Gümüş marpuç vereceğim sana. Hatta şarkısı da var. Benim bir sıkıntım şurada. Bana öğretebilir misiniz acaba nargileniz? Anam sen hiç... Lan sen içmezini mi bilmiyorsun? Bak tükürdüm hele fit diye gördün mü? Dur bir dakika. Benim ayıp da söylemesi ilk bak defa. Şimdi, bak. Bu ne lan, biri çimiyor. Ya anlamayacak bir şey yok Ertunç. Ben alttan yazacağım, sen de webcam'i böyle yapacaksın ya. Ne var Ertunç? Kızım, kız oğlu mu bilmiyor. Dalgasını geçiyorum. Tamam. Neredesin? Enter. Açıyorum. Gülen surat. Merhaba, buradayım. Soluk yapma lan. Ama ay, inanmıyorum. Yakışıklı mıymışım? Fena değil. Seninle buluşmak istiyorum. Tamam, gülücük. Ha, bu mu ler yani? Ha, tabii hacime bakacak olursan bu ler gibi duruyor ya. Ya biz bununla ayrılıp çıktık. O yüzden tek bir tane sevgili. Bundan mı korkacağım lan? Bundan mı korkacağım? Buna yemek yedirecek tencerem yok evde. Öyle deme. Tencerem yok evde. Aa yeter be.
Ne sen yeter? Sen de denize girin, çağır o zaman. Çağırırım. Çağır be. Çağırsam görsün, bir tane değil benimki. Ne? Pencereyi aç. Uçarak çıkacağım. Pelerim var ya, garanti uçarım. Yalnız bir terslik olursa hastaneyi falan sen ayarlarsın artık. Tamam. Sana açayım, hiç açayım. Güvenmiyorum. Açık kalsın da içeri biraz hava alsın. Uç. Uuu. Nereye? Tırstım. Adam yine gelmiş ya, manyak mıdır nedir? Şemsi abi. Şemsi abi. Şey, bu yine gelmiş de nargile içmeye. Sende tezek var mı? Versene, şunu kandıracağım, bir daha gelmesin. Tezek. Abi. Çok güzel. Ne o? Elma tohumu. Öyle nargile mi? İçin. Bayılırım, getir. Getirdim elimde. Ne mis gibi. Ne buyur. Lan direkt yiyeceksin onu. Vallahi. Yeni nargile tabii bu mu? Tabii ki yeni nargile. Bunu atıyorum, yiyorum. Açıyorum, nargile. Onu yiyorsun, ondan sonra ferahlıyorsun. Ha. Evet. Aa, afiyet olsun manyak. Güzelmiş. Gelmiş orada. Kim? Bahsettiğim kız işte. Hmm, tamam. Şimdi bak, sen mimarsın, ODTÜ'de okudun, tamam mı? 4 tane arabam var, 2 tane yazlığım var, 8 tane sevgilim var ama bundan hoşlanıyorsun, tamam mı? Bundan biz hoşlanmıyorum. Biz böyle konuştuk aramızda. Hmm. Şimdi sen çaktırmıyorsun, beni de normal bir kız arkadaşın gibi tanıştır. Ben sana sürekli oradan sufle vereceğim, tamam mı? Hmm, ya da tamam. Sen onu yapamayacaksın gibi. Kızın ismi Dilara. Kızın ismi Dilara. Öyle değil, ismi Dilara. Ay! Ertuğ'sun sen, Ertunç. Ertunç. Kulunç. Neydi lan? Ertunç lan. Ay. Hangisi sevgilini anlamadım ben. Hangisi mi? Nasıl? Hepsi. Ne? Patron. Aha geldin mi? Çok çabuk hallettim işlerimi. Birkaç kaya kaldırdım. Damdan düşen 2-3 kişiyi kaldırdım. Bir de böyle bir göleti dondurdum, geldim. Çok başarılısın. Teşekkür ederim. Şimdi sana öğretmenin zamanı geldi. Vallahi mi? Artık pelerini devretmenin zamanı geldi. Bu pelerin bana büyük büyük dedenden kaldı. Gel yavrum. Sence layık mıyım? Hiç layık değilsin ama ben mesleği bırakıyorum, emekli oluyorum. Uç bakalım. Uç. Annen sana terlik pamuğu çekiyor. Give it all up for you. 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 Yes I was. Cimdi. Ve Necmi Yapıcı dörtlü dövmeye katılıyor. İnşallah başarırız. Yapar mıyım? Yaparsın, sen yapıcısın. Vallahi mı? Sen ne diyorsun ya? Hallederiz. Ayhan ve Özlem için pişman olunacak bir şey. Pişman olunacak bir şey arkadaki hanımefendi, evet. Evlenmek. Yanındaki beyiniz mi? Evet. Abi ne iş? Ne yaz diyor? Beyefendi abi. Size cevap hakkı doğdu, bir şey söylemek istiyor musunuz? Ben pişman değilim. Hanımefendi, hala aynı fikirde misiniz? Hayır canım, değilim. Evet. Çabuk dönüyor değil mi? Evlilik arkadaşlar, ilk çıkış noktamız. Evlilik. Çılgınca bir hareket söyler misiniz Yiğit ve Ayhan için? Çılgınca bir hareket. Bungee jumping. Kamuda kalkmak. Çok çılgın. Herkes benden önce davranıyor. Efendim? Herkes benden önce davranıyor. Sen de amuda kalkmak mı diyecektin? Davranıyor. Ah canım. Küçük evren düşündü bana. Küçük evren düşündü. Evet, konuşmayanlardan sen söyle peki. Paren de atmak. Daha çılgın olabilirsiniz arkadaşlar, evet. Çığırınmak. Efendim? Çığırınmak. Çığırınmak. Peki arkadaki şapkalı arkadaş? Aduket. Efendim? Aduket. Aduket. Street Fighter diye bir şey. Bir şey oyunu vardı, oradaki bir hareket. Peki Aduke o zaman, tamam. Aduke. Aduke mi? Cat. Bak peki. Ve Yiğit ve Necmi için bakayım, şuradan bir soru bulayım. Bir bayram, hangi bayram olsun bu iki arkadaşımız için? Evet, söyle. Deliler Bayramı. Efendim? Deliler Bayramı. Deliler Bayramı. Evet. Kırmızılı, evet sen. Ben
Ataçları toka olarak kullanma bayramı. Ya bırak. Evet. 23 Nisan. 23 Nisan. Çocuk bayramı. Tiyatro bayramı. Tiyatro bayramı. Çengiler bayramı. Çengiler bayramı. Evet. Çengi. Çengi çıkış noktamız. Eyvallah. Çengi hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sizi en çok ağlatan filmin adı neydi arkadaşlar? Çengiler bayramı. Isız adam. Isız adam da çok ağladı. Peki. Kurtlar Vadisi'ne ağladı. Babam ve oğlum. Babam ve oğlum. Babam ve oğlum. Atmosfer bir film de olabilir. Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. Evet. Pamuk Prenses. Evet. Evlilik. Tamam. Aduket. Çengi. Çengi. Evet. Çengi. Pamuk Prenses. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Kocacığım, şimdi senle evleneceğiz mi? Ne kadar haşin gaddarsın. Adu kek. Şimdi. Komando oğlum oynasana lan. Kardeşim durmasana, oynasana. Oynayın. Merhaba. Ben Pamuk Prenses olanından. Sizde Ama sizin nasıl pamuk anlamadım. Yeşil pamuk gibi bir şeyler var ya da küflenmiş. Yeşil pamuk. Küflenmedim bir kere. Küflenmiş prenses. Yediririm o lafını ama. Hayatım. Safiye. Canının yerim seni söyle. Evlilik? Evet. Ciddi bir müessese. Çok ciddi olabilirim bak. Ya kardeşim çengi bu, göbek atmak lazım. Ne yapıyorsun? Aydın havası mı oynuyorsun ya? Kalksana. Lan oynasana oğlum. Şişt. Oğlum böyle şeyler bizi bozar. Nasıl bozar ya? Düşün nereye kadar kardeşim? Sen kıvırmaktan hoşlanıyor olabilirsin ama. Sen ne diyorsun lan? Bana bir şey mi demek istiyorsun? Bak el hareketi yapma, kralını görürsün. Yok ya, göstersene. Çengi mengi tanımam. Oğlum çek elini lan. Lan çek elini lan. Bak canlı yayında bana bir şey yapma. Demek küflü ha, küflü prenses. Tamam. Evet, küflü yeşermiş, yosun tutmuş bir şey olmuş. Yalnız şöyle bir durum var şekerim. Bu dünyada ikimiz kaldık. Ürememiz lazım. Ah olur o zaman. Ama... Ya benim bildiğim kadarıyla cüce olan prenses değildi. Burada bir değişiklik mi var? Senin boyun biraz... Kim gidiyordu? Ben mi gittim? Canım. İnanamıyorum ya. Yıllardır hayalini kurduğum şeyin gerçekleşti. Elini tutuyorum. Ya tamam, salak salak hareketler yapma. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Güç. Oğlum nasıl oynuyorsun lan? Erkek hareketler yapıyordun, ne oldu? Aydın gibisin bakıyorum. Kuşun nerede Aydın'ım? Bu ne böyle? Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakayım. Bu ne böyle abi? Ne yapmak istiyorsun anlamadım. Bu hangi harekette var bu? Hangi oyun bu? Hadi oynayalım gel. Hadi. Kardeşim bırak benim yakanı ya, Allah Allah ya. Yakanı mı? Bırakmıyorum kardeşim. Bildiğim çok güzel bir bar var, gidelim mi? Ya. Allah Allah, gene geldi ya. Gelirim. Ya gelirim. Ne diyorsun? Boynumu uzattın. Evet. Bu ne, topuklu ayakkabı gibisin. Evet. Apartmanı geçti bu, Rönesans topuk. Rönesans de bir residence topuk. Ne diyorsun abi, ne diyorsun? Neye ne diyorum? Şu an 1-0 öndeyim. Yani uzunum.
küsesin. Hop! Vay be, bunu hiç düşünmemiştim. Ya. Ya bence atlama. Atlayacağım. İstiyorsan seni tutamam yani. Neden o zaman Galata'dan at beni in aşağı tut beni diye bir şey attın ortaya? Atlayacağım ki tut beni aşkım. Tamam, tutmaya çalışırım yalnız onu. Tamam. Kardeş ben yoruldum biraz. Hakikaten ben de bayıldım artık ya. İki çay suyu içelim mi ya? Güç. Öldüm geberdim ya. Vallahi hakikaten. Kusura bakma lan öyle gözüne gözüne vurdum. Sürekli S tuşuna basınca gözüne gözüne vurdum mecburen. Dur son, sonunu vurayım. Lan vur bir tane. He died. Lan oğlum. Kalksana. Yel hareketlerine mi geçtin? Tamam ben de geçiyorum. Yel hareketleri. Hadi. Oynayalım. Hop. Hadi. 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 Hadi kardeşim. Aa, bu kadar olmaz ya. Hadi gel. Allah'ım garabbim nereden kendine buldun bu kadar enerjik ev arkadaşı ya? Ya kardeşim oynayalım ya. Burası Çengi. Oturdun kaldın ya. Burası bak, Çengi mi? Çengi, Çengi düğün. Burası Çengi ne demek ya? Ne demek ya? Çengiliyiz işte kardeşim. Düğün değil mi burası? Ya bak ben sana ne diyordum? Bildiğin bir bar var. Utanıyorsan bu kadar kalabalık. O barda az insan var. Gidelim orada oynayalım. E hadi gidelim madem. Hadi tamam yeter artık. Yeter hadi. Gidelim. Tamam hadi gidelim. Ya işte uykucu. Öyle. Benimle dalga geçti gitti. Ana bir sürü cüce var. Kaç cüce kız bunlar? Necmi Yapıcı'ya bir alkış. Ya bilmiyorum arkadaşlar ilk defa denedim böyle bir şey. Süper. Ya sizin gibi tabii çok ansambul yüksek olan bir toplumun içinde birden katılmak biraz zor ama. Harikasınız. 2-3 program sonra süper olur. Süper. Bizim bir kuralımız var. Konuğumuzun oynadığı takım her zaman kazanır. Mahşer bu tırın galibi olur. Bu tırın galibi. Devam edeceğiz ama daha önce bir duyurumuz olacak zannediyorum. Şunu söylemek istiyoruz. Tekrardan Anadolu turnesine başlıyor Mahşer Cümbüş. İlk oyun olarak da İzmir'de bu pazartesi günü saat 9'da. Bir sonraki pazartesi. Evet. Bu pazartesi değil. İzmir'de başlıyoruz. Hemen salı günü yani bir sonraki salı günde Denizli'de oyunlarımız var. Ayrıntılı bilgi almak için www.mahşercümbüş.com adresinde oyunları görebilirsiniz. Ankara Festivali'ne gidiyoruz bu pazartesi. Evet. Bir dahaki pazartesi İzmir, salı günü de Denizli. Tamam. Bizim web sitemizden bilgi alabilirler, ayrıntılı bilgi alabilirler. Bir de bu hafta Dünya Diş Hekimleri Haftası, değil mi? Bütün diş hekimlerinin haftasını kutluyoruz. Bir de Hakan Bey'e selamlar gönderiyoruz. Diş hekimi herhalde kendisi. Hakan Dönmez'e. Hakan Dönmez'e, Mahşer Cümbüş'ün tüm diş bakımını üstlendi. Süpermen. Nasıl çabalıyor? Sen de bayağı bir çabalıyor beni. Ben de. Yok, Burak da çok çabaladı. Burak da epey çabaladı. Kendisine selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Sen bir şey söyleyecektin, bunu söyleyecektin. Ha, şunu söyleyeceğim. Ya biz biliyorsunuz, herkes biliyor, tüm izleyenler biliyor. Bir doğaçlama tiyatro ekibiyiz. Ve bu doğaçlama kültürü sizinle paylaşmak hakikaten bizim için çok önemli. Ve Anadolu turnemize başlıyoruz. Gidemediğimiz yerlere gitmeyi hedefliyoruz. Umarız hep birlikte güzel bir doğaçlama kültürünü beraber yeşerteceğiz. Onu söylemek istedim. Yani İzmir'den başlıyoruz. Doğaçlama kültürü Türkiye'nin her tarafına birebir interaktif olarak yayılıyor. Ayrıca bu pazartesi de bu salı günü de şeydeyiz, Ankara'dayız. 25'inde. ODTÜ'de de bir söyleşimiz olacak. Salı günü öğlen saatlerinde. 3 galiba. 3. Onu da duyurmuş olalım. Süper, duyurularımızı da yaptık. Devam ediyoruz. Film tekrar turuyla devam edeceğiz ama reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Anında görünüş oldu. Tekrar karşınızdayız. Değişim yapıcı konuğumuz program bütün enerjisiyle devam ediyor. Ve filmin tekrarı turuyla devam edelim bakalım. Evet, Cümbüş geliyor. Filmin tekrarını geçen hafta ilk defa oynamıştık sevgili izleyiciler. Çok beğenildi. Şimdi yeniden oynayacağız. Çok esaslı, zevkli, esaslı anlaması da çok basit bir oyun. Sen geçen hafta izledin mi programı? Hepsini izledim. Tamam, izleyeyim. Sana da anlatayım o zaman. Şimdi bir çıkış noktası alıyoruz. Bir sahne oynuyor, bir oyun oynuyorlar değil mi? Evet. Ondan sonra tur alıyoruz izleyicilerimizden. Senden de alabiliriz. Bir tür, film türü. O türde aynı sahneyi bir daha oynuyorlar. Tamam. Hiç anlamadın değil mi? Ya anladım, anladım. Her tür film olur mu? Her tür film olur. Açık kanallarda yayınlanabilecek tür filmler olabilir. Tamam. Açık kanallar. Yani şifreli olmayan kanallarda yayınlanabilir. Şimdi bir çıkış noktası alalım bakalım. Ne diyelim? Arkadaşlar... şu nedir? Bu nedir Osman Tan? Efendim? Dart. Zor sordum. Evet, başka? Hortum. Hortum. Güzel. Hortum çıkış noktamız. Yapma. Vallahi. Gelirim ben. Çıkış noktamız hortum. Ve hortum bakalım nasıl canlandıracaklar. Bir dakika oynayacaklar, sonra onu başka bir türde yeniden izleyeceğiz. Aynı sahneyi. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Sayın Başkan, şehir büyük bir hortum tehlikesiyle karşı karşıya. Hemen bütün şehri tahliye etmemiz gerekiyor. Benden bu kadar. Karımı ve çocuklarımı alıp hemen gidiyorum. Kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kaçıyorum çünkü hortumdan tırsıyorum. Bu bizim için büyük bir fırsat. Hazır kriz varken biz de başkanlığımızı... Nerede masam? Biz de başkanlığımızı daha fazla konuştururuz. Abartmasanız Richard, sadece... Richard! Yanımda mısın değil misin? Ya. Maşallah. İyi. Hareket varmış. Richard, ben gidiyorum. Sen ne yaparsan yap. Umurunda bile değil. Lan herkes Richard, Richard. Başlayacağım Richard'ınıza. Richard de insan lan. Hortum geliyor kardeşim. Tırsıyorum. 3,5 atıyorum ya. İşte tamam. Kaçalım buradan Richard. Kaçamıyorum. Başkan manyak. Ah, bırak o başkanı. Çocuklarımızı alıp kurtulalım. Kurtulalım, kurtulalım. Ben başkanın adamıyım. Başkalarının da adamısın. Hortumu görüyor musun? Görüyorum. Nasıl burnumuzun geliyor? Dibine kadar geldi be kardeşim. Hortum! Uzaklardan geliyor. Biraz sarsak bir hortum ama. Evet. Şimdi bu sahneyi izlediniz. Bana bir film türü söyleyin arkadaşlar. Hayali bir tür de olabilir. Korku. Korku ama daha böyle, daha uçuk kaçık şeyler. Geçen hafta mesela ne vardı? Kamera arkası trajedi vardı değil mi? Evet. Kamera arkası trajedi. Komedi trak. Komedi trak. Trak ne o ya? Trak geliyor. Komedi bir hayaletin trak. Aşkı. Hayaletin aşkı. Başka? Uzayda katliam. Uzayda katliam türü. Öyle bir tür filmi. Ben söyleyeyim mi acaba? Söyle abici. Belgesel korku. Belgesel korku. Belgesel trak. Belgesel trak. Evet. Belgesel trak türü. Belgesel trak. Hep beraber sayıyoruz. Belgesel korkulu trak. 3, 2, 1. Sayın Başkan, şehrimize... Hortum gelmektedir. Hortum nedir? Öncelikle böyle hava döne böyle şeyden hop böyle gelince döne... Richard! Bu Richard kimdir? Richard her zaman başkanın yanında olan bir insandır. Richard. Aynı zamanda Richard döneğinde tekidir. Richard çok delikanlı adamdır. Her başkana bir Richard lazım. Hızla geliyor. Hortumlar genellikle acayip hızlı gelirler. Gelirler, gelirler. Ha. Richard, ben gidiyorum. Nereye mi gidiyorum? Hortumdan kaçmaya gidiyorum. Çoluğumu, çocuğumu, her şeyimi alıp bavulla birlikte gidiyorum. Bavul mu ne demek? Yolculukta kullanılır. Richard kadar başına taş düşsün. Her şey Richard. Richard, Richard, Richard. Richard, bak halk geliyor. Halk bir ülkenin... İçindekilerdir, çok güzel. İçindeki vatandaşlardır. Aynı zamanda ezilenlerdir. Peki hortum ne oldu? Hortum, görüyor musun? Nasıl geliyor? Vallahi hiç traklamadan geliyor yemin ediyorum. Direktman geliyor. Bizim için büyük bir kurtuluş olacak Richard. Richard. Tırt, 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 tırt. Evet.
Evet, mahşer şimdi. Yanıyorsunuz, yandınız ayol. Ne oldu size? Hortum çıktı orada. Hortum oldu orada. Mahşer, mahşer için hemen bir çıkış noktası alalım. Aklınıza gelen ilk 6 harfli kelime. Daha ben 6 harf derken elini kaldı. Söyle bakayım ne diyeceksin? Efendim? Başlak. Başlak. Haşlak. Evet. Haşlak. Anında. Anında. Bu keşkek. 6 harf. Keşkek. Haylaz. Haylaz. Keşkek. Keşkek. Makina. 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 Dazlak. Dazlak. Cırcır. Cırcır güzel. Dazlak yapıyoruz artık. Cırcır yapıyoruz. Dazlak. Çıkış noktamız dazlak. Dazlak mı? Çıkış dazlak. Noktamız sensin. Hep demek beraber dazlak sayıyoruz. 3, 2, 1. Merhaba Berbe. Hemen kafayı sıfıra vurdurmak istiyorum. Çabuk, çok acelem var. Otur. Bu saçlara kıyacak mısın? Evet, emin evet, misin? Evet. Hemen bir an önce halledim. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Rica. Görüşmek üzere. Gör. Al işte. Ana. Al. Ne yaptın? İyi olmuş mu he? Ay sana sen... İyi olmuş mu? Ay selektör yapasım ha? Geldi böyle. Nasıl parlarsın? Ha. Vallahi. Dalga geç. Ay hem yet... önce şakakların beyazlamış diye dalga geç. Sonra da kestirince yine dalga geç. Ama şimdi çok saçma oldu. Kafa dazlak, bunlar beyaz. Saçma sapan oldu Hamdi. Son 30. Vallahi saçma kızım, sapan. Kızım bu ecnebi de kim? Kim baba? Oğlum. Baba. Baba oğlum deyince bir de baba diyesim geldi. Baba, eve kel mi alıyorsun sen? Babacığım benim 4 yıllık kocam o Hamdi. 4 yıllık saçı yok muydu bunun? Vardı da dazlak olmuş. Nereye gitmiş o saçlar? Hatta. Hatta gitmiş. Ya. Ben de gideyim o zaman. Baba dur. Ne yaptın? Evet, film türü alalım hemen. Film türü. Evet. Dazlan intikamı. Tür olarak. Tür olarak. Dazlan evet. İntikamı. Başka sen söylemiştin. Başka evet, mavili arkadaş. Jimnastik drama. Jimnastik drama. Oo. Drama. Romantik karate. Romantik karate. Evet. Aksiyon. Aksiyon. Söyle. Melodik aksiyon. Melodik aksiyon. Melodik Western aksiyon. Komedi. Efendim? Western komedi diyor Necmi. Hepsini birleştirelim. Hayır, sen. Biz de insanız, biz de. Western, melodik western. Aksiyon. Melodik western olsun. Tamam melodik western. Melodik western. Müzikal western diyelim mi? Melodik. Melodi de yapar onu. Hep beraber sayıyoruz. Müzikal. Berber de attı. Cari di di da. Da 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 da. Yapam yapam. Hop. Ta. Saçını keserim. Saçının her teline 4 kurşun atarım. Şerif gelmeden önce bir an evvel şu benim saçlarımı kes. Keseyim mi? Her yere aranıyor, fotoğrafım yapıştırmışlar. Peki. Tanınmam böylece. Beng beng lükülü. Wow, süper oldu. Ne kadar? İki delik bak. Ben iki tane atmıştım zaten. Görüşürüz. Yürü kızım, evin içinde dolaş birazcık. Kimsin sen? Kocam. Kocamın saçları vardı. Tabancamdan tanıyabilirsin. Aa. Kafana ne yaptın? 4 esli kısım geldi vallahi. Ne yapıyorsun? Dur! Sen, neden yaptın bunu? Baba! Eskiden kasabanın şerifiyken İngiliz sayı vardı. Emekli olunca eşek verdiler.
Emekli olunca şey. Baba görüyor musun damadını ne yapmış? Kim bu yabancı? Aa! Yabancı? Kim bu yabancı? Benim baba. Aa! 4 yıllık kocam. Alonso. Sana alo diyorum Alonso. O zaman ben eşeği alayım geleyim. Alonso. Babaya bak. Ne yaptın? Babaya bak. Ne yaptın? Babaya bak. Babaya bak. İlk çıkış noktamız Cümbüş'le beraber hortum. Neydi? Hortum'du. Evet, Hortum çıkış noktasıyla Cümbüş diyenler kuvvetlice alkışlasınlar. Hemen arkasından da Mahşer'i izledik. Mahşer diyenler. Sence kim daha çok alkış aldı? Necmi. Beraber gibi sanki ya. Aynası ya. Vallahi adaletsizlik var. Bir daha. Bir daha. Cümbüş diyenler. O zaman Mahşer diyenler. Ya. Bu sorun galiba alkışlarınızla mahşer olsun. Evet, 3-2 oldu. Mahşer'in üstünlüğü söz konusu. Her hafta artık kitaplar, CD'ler duyurmaya başladık biliyorsunuz. Çalsın bakalım şu CD'nin ikinci track'i. Evet, şarkısı. Şimdi Orient Expressions çok başarılı bir grup biliyorsunuz. Sizler de eminim biliyorsunuzdur. Bilenler var mı Orient Expressions'ı? Bilmeyen gözlerle baktılar ama. Şarkılarını biliyorsunuzdur. Duysanız, aa bunlar Orient Expressions mı dersiniz ama yeni çıkan bir albüm. Kırık Kalpler albümü. Bakın biraz dinleyelim. Biraz açalım. Güzel. Dediğin bir yol. Çok. Bak biraz çalsın. Yalnızca. Damatından çıkmış Kırık Kalpler albümü Orient Expressions kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada yeni bir kitap değil ama ben daha yeni aldım, öyle söyleyebilirim size. Sadık Hidayet'in Kör Baykuş adlı romanı bir başyapıt olarak, daha ben de okumadım ama dikkatimi çeken kitapları biliyorsunuz tanıtıyoruz burada. Ben bugünlerde Behçet Necatigil'e birazcık sarmış durumdayım. Onun çevirisi olduğu için esaslı buldum. Muhteşem bir çeviri olduğu söyleniyor ama zaten bir başyapıt olduğu defalarca literatüre de geçmiş. Kör Baykuş Sadık Hidayet, İranlı bir yazar. Arkadaşlar tavsiye ediyoruz bu kitabı da. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış. Bu arada bir de etkinlikten haber verelim size. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 26-28 Kasım tarihlerinde her gün saat 10 ile 22 arasında İtalyan Kültür Merkezi'nde filmleri izleyebilirsiniz. Festival süresince 25 belgesel ve animasyon film izleyebilirsiniz ve orijinal dillerinde ya da Türkçe altyazıyla izliyorsunuz. İşte duyurularımız bu haftalık bu kadar. Sizde bir duyuru var mı? Ha, onu da söyleyelim. Evet, demin tam söyleyemedik tarihleri. Onu da ben size bir kez daha söylemek istiyorum. Mahşer Cümbüş 1 Aralık'ta İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde. 1 Aralık Pazartesi oluyor galiba, evet, değil mi? 1 Aralık Pazartesi günü İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 9'da arkadaşlar. Hemen ertesi günde 2 Aralık'ta da Denizli EGS Park'ta saat 9'da sahne alıyorlar. Onu da duyurmuş olalım. Bir de aslında önümüzdeki hafta yaparız tabii, mutlaka değiniriz ama şimdi pazartesi günü 24'ü değil mi? Öğretmenler evet, günü. Evet. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Önümüzdeki hafta mutlaka ona değineceğiz ama kesinlikle. Şimdiden de tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü. Harika. Kısa bir tur oynayalım mı? 30 Hadi saniye oynayalım. 30 saniye oynayalım. Tamam. 30 saniye oynayalım. Şimdi biliyorsunuz 30 saniye turu çok eğlenceli, dinamik turlarımızdan bir tanesi. Oyuncular aynı saniye ilk olarak 30 saniyede, sonra 15 saniyede, sonra 7 saniyede, sonra 3 saniyede ve en son olarak da 1 saniyede oynuyorlar. Çıkış noktası seçeceğiz bir tane. Necmi'cim, en büyük hobin nedir?
Yani il hobiden öte ama söyleyeyim. Tabii. İllüzyon, sihirbazlık. Aha. İllüzyon. Sihir. Aa, evet, çok iyi bir illüzyonisttir Necmi. Yapıcı aynı zamanda. Gerçekten acayiptir. Kendisi değil mesela o... aslında. Başka bir böyle yapıyor. Amerika'da aa, o illüzyonistlere de taş çıkaracak numaraları vardır. Acayiptir gerçekten. Evet. Keşke bir yapacağız inşallah. Görseydik, görseydik ya. Görseydik, vallahi görseydik. Başka zaman gelin benim programa gelirsiniz. Osman Tan bana bir program yapacak sihirle ilgili. İnşallah. Biz de sizi ona ilk programa davet edeceğiz. Peki. İllüzyon. Çıkış noktamız illüzyon. İlk olarak 30 saniyede oynayacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ay bu sihirbaza bayılıyorum. İnanılmaz. Ay benim. Bak bak bak. Seyircilerden bir gönüllü alıyoruz. Kesecek, kesecek. Kendisini kutunun içine koyuyoruz. Kapatıyoruz. Kutuyu tekrardan açtığımda burada olmayacak. Aha burada. Tekrar kapatıyoruz. İnanmıyorum. Açacağım burada olmayacak. Burada. Rezilin. Kapatıyoruz. Aa! Gitsene hemen. Kapattım şimdi. Tekrardan açıyoruz. Kapattım. Bana yok. Geri ver. Ama gitti. Rezil. Skandal bu. O zaman ben kendimi sokuyorum. Bakın yokum. Aynı sahne sadece 15 saniyede. Bayılıyorum ben de. Seyircilerden bir gönüllü alıyoruz. Onu kutunun içine sokuyoruz. Açıyorum bakın yok ha var. Kapatıyorum şimdi gidecek. Ah yok. Şimdi gitsene lan. Şimdi kapatıyorum. Ama o zaman ben kendimi sokuyorum. Kapatıyorum bakın yokum. Aynı sahne sadece 7 saniyede. Seyir gel lan gel. Soktum, çıkardım, soktum, çıkardım, yok. O zaman bir kendimi sokuyorum. Kapıyorum yok. Üç saniye. Bana mısın geri? Git lan git. Ben geldim, yok. İnanmayacaksınız ama sadece gelme, bir saniye. Gelme, yok. Koleksiyon yapar mısın? Yok. Yani sayılır, evet yaparım aslında ya. Film koleksiyonu, DVD. DVD, DVD çıkış noktamız arkadaşlar. Aynı sahneyi, daha doğrusu ilk sahneyi 30 saniyede sonra aynı sahneyi 15 saniyede oynayacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Hadi DVD'ci. Bozuk DVD'yi vermiş. Bakar mısın ya? Gidip ondan intikamımızı alalım. Hadi yürü, yürü. Ayıp ayıp filmler vermiş. Pis, pis. Sen gel mi? Geliyorum pardon. Nasıl kakaladım, nasıl kakaladım? Heh, bu işte değil mi? Nasıl kakaladım? Bu nedir kardeşim? Ha, DVD. Pis adam. Biz senden aksiyon filmi istedik. Sen bize 18 yaş altı filmi vermişsin. Üstü pardon. Sorun film mi, DVD mi? İkisi de. İkisi de. İkisi de. Evet. DVD ver. Aynı sahneyi 15 saniyede. Hadi DVD. Yürü kız. Yürü gidelim. Nasıl kazıkladım, nasıl kazıkladım. Nasıl kazıkladım, nasıl kazıkladım. Ne bu? Bu ne? Aksiyon filmi değil, sen bize aksiyon üstü vermişsin. Film mi DVD mi? Aman. 7 saniye. Kazıkladım, kazıkladım. Nasıl kazıkladım? Üstü DVD. 6 üstü 18. Film mi DVD mi? DVD. 3 saniye. Kazıkladım. 18. De bu. 18. A, DVD. Hangisi? 1 saniye. D. Mahşer diyenler kuvvetlice alkışlasın. Cümbüş diyenler. Bu turun galiba alkışlarınızda cümbüş oldu. Cümbüş.
Üç üçlük beraberlik var. Reklamlardan sonra her şey değişebilir. Sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere. Geldiniz. Evet, bir süreden beri oynamadığımız bir turla devam ediyoruz. Parti turuyla devam ediyoruz ve ilk olarak Cümbüş geliyor. Cümbüş'ten Burak partinin sahibi olacak. Ama bu partiye gelecek, kendi partisine gelecek konukların ne olduğunu ya da kim olduğunu bilmiyor. Bunları stüdyodaki seyircilerimiz belirleyecek. Bir tane bana bir nesne söyler misiniz? Nesne. Evet, elleri görelim. Cımbız daha böyle birazcık daha. Ayna. Ayna daha yaratıcı. Bilardo topu. Boynuz. Vida. Efendim? Vida. Vida. Airbag. 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 Ultrason aleti. Ultrason aleti. Güzel. Düğme. Peki. Kim ultrason aleti oldu? Dilek ultrason aleti oldu. Bir de bir insan gelsin. Kim gelsin? Kim gelmiş olsun bu partiye? Selim gelsin. Polat Alemdar. Polat Alemdar. Polat Alemdar. Böyle tanınmış insanlar olmak zorunda değil arkadaşlar. Ajdar gelsin, Ajdar. Ajdar çok söylemiş. Öyle mi? Bir dakika. Einstein. Einstein. Başka? Robinson Crusoe gelsin. Kim? Ahmet Çakar. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Ahmet Çakar gelsin. Şey de olabilir. Ya bir meslek de olabilir. Çocuklar meslek olabilir diyorum. Ajdar. Korsan. Korsan. Ne korsanı? Korsan neci mesela? Korsan kasetçi mi mesela? Karayip korsanı. Gemi korsanı. Karayip korsanı. Efendim? Karayip korsanı. Karayip korsanı. Tamam güzel. Karayip korsanı. Bir Karayip korsanıyla bir ultrason aleti. Şimdi bakalım Burak anlayabilecek mi bu nesnenin ne olduğunu ve bu kişinin kim olduğunu? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, pardon, 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 pardon. Burak, Burak'ı unut. Parti sahibi. O kadar kaptırmış ki yani. Burak. Kart almaya geliyorum ya. Delirdim ha. Sen iyisin. Kart almaya gidiyorum. Biz de seni unuttuk. Biz de seni unuttuk başlıyoruz. Sen ne dinliyordun sen orada? Unutamam seni. Unutamam. Çok güzel ama ya. Evet hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Çok nefis bir parti olacak. Çok nefis bir parti olacak. Harika, ordörler tamam. Nasıl duygulandım, nasıl duygulandım anlatamam. Beni partine çağırdın, ben ya senin ilk bakışın sayılırım. Evet, seni çağırmayacağım da kimi çağıracağım ya? Ay 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 ay, nasıl büyümüştün, nasıl büyümüştün? Çok büyüdüm. Sen içime büyüdün benim ya. İçine büyüdüm. Evet, evet, içime doğdun. Neredeyse. Ya ne ay Allah. İlk bakıcının yıllar ben oldu. Senin, ilk bakıcının. Yıllar, ilk bakıcım. Evet, annem, priz var mı? Priz var mı? Var, burada. Bir taksana beni. Prize takayım seni. Evet, beni prize bir tak, tak. Taktım. Gelirken şarj olmuştum da, neyse. Böyle prizli prizli konuşalım. Prizli. Annem benim nasıl küçüktün sen öyle, cenin cenin bakıyordun bana. Ay Allah, annem elektrikli benim meşeyi de icat evet, etmediler evet ama. Hay Allah. Hay Allah. Ne vereyim size, bir şey ikram et lan. Anne sütü var sağlayayım. Zil adamına göre çalıyor tabii. Oo. Aman, aman, aman. Bir buçuk dakika. Hani kaç dakika? Bir buçuk. Bir buçuk. Merhabalar. Captain. 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 Captain, captain. Aa, hayır, hayranınızım ben sizin. Ne o? Korsan, korsan onu efendim. Evet ama çok uzakların korsanı. Çok tehlikeli uzaktan olmasın. Çok çok parti tehlikeli. Parti sonradan bozulmasın. Partiyi dağıtmayın. Uzakların korsanı. İnanmıyorum. Uzak denizlerin. Johnny Depp'in çocukluğu değil mi o? Jack Sparrow. Evet, evet. Johnny Depp'in çocukluğu. Fili fili fili. Bak Johnny Depp'in erkek. Johnny Depp'in çocukluğu. Bak neyi gördüm ne ben. Ne olan emzik.
Emzireyim. Kim emzirsin? Fişe taktım ya emziği. Ya benim de böbreklerde taş var. Bir baktı sağa. Bir dakika. Bir dakika. Lan kimsiniz lan? Böbreğinde taş var. Böbreğinde taş mı var? Kimin böbreği? Ya ultrason. Ultrason cihazı. Evet. Ultrason cihazı. Ya. Tamam. Ultrason cihazı. Jack Sparrow. O kaptan. Evet, evet, kaptan evet. Jack Sparrow. Kendisi ya, çok beğenmiş orada. Temel Reis. Kim o? Korsan. Korsan değil miydi? Evet, ha, uzakların 30 şeyi. 30 saniye. Jack Sparrow kendisini çok beğenmiştim ben orada ya. Jack Sparrow'un kendisi. Johnny Depp. Johnny Depp beni örnek aldı kendine. Johnny Depp seni örnek aldı kendine. Kimsin lan? Korsanım tamam ama nasıl bir korsan? Niye Oscar vermediler böyle orada size? Ya nerelerin korsanı? 20 saniye. Uzak denizler korsanı. Yöre ver ya. Okyanus korsanı. Ya benim ismimle film çekildi ya. Senin ismin film çekildi. Madagaskar korsanı. Yok artık ya. Johnny Depp'le ne oynadı? 10 saniye. Aa, Karayip. Karayip. Bravo. Karayip korsanı. I give it all up for you. 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 Yes I will. Evet. Mahşer'den Yiğit kulaklığı taktı, parti sahibi olacak. Yine bir nesne alalım arkadaşlar. Evet. Trambolin. Trambolin güzel. Benim için. Ben hiç. Özür dilerim. Biz nesne mi olalım, kişi mi olalım? Ben nesne olayım, tamam. Trambolin geldi. Trambolin. Trambolin. Selamın kavramı. O neydi bu pıtırı pıtırı? Evet. Bir de kim gelsin? Buna trambolin derler. Hemen hemen. Şener Cemil. Toplayacaksın. Kim gelsin? Evet. Hakem. Başka? Kemal Sunal. Efendim? Kemal Sunal. Kişi olmasın arkadaşlar. Birinden bir. Rahmetli tabii. Rahmetli anıyoruz ama. Evet. Meslek grubu olabilir. Evet. Sünnetçi. Sünnetçi. Osman Tanrı. Dişçi. Dişçi. Diş hekimi. Öyle mi? Evet. Beyaz Atlı Prens. Beyaz Atlı Prens. Medyum olsun. Medyum. Medyum. Medyum olsun. Ya. Eyvah eyvah. Medyum olsun. Tamam. Medyum gelmiş. Gerçekten mi? Tamam. Medium geliyor, bir de trambolin. Trambolin geliyor. Evet, parti sahibi. O ne yaptı? Hiç iyi duymuyorsun. İki kulaklığı tamam takmış. Tamam, gelebilirsin. Evet, parti sahibi. Belli olmasın, ikisi de nesne trak oldu yani. Kişi evet. Bunu evet bilsin de boşu boşuna kişi özne aramasın. Özne yok yani. Nesne trak mı demek? İyice kafam karıştı. Nesnemsi. Nesnemsi. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Allah'ım, neredeyse gelirler. Kaderleri de koyayım. Lavicik, lavicik. Allah'ım Allah. Lekede, lekede, lekede. Lavicik, lavicik, lavicik. Lavicik, ha, kapı çalıyor. Ne haber genç? Hoş geldiniz. Lavicik. Allah'ım! Gel azıcık zıplatayım seni. Ya ben küçüklükten beri buna bakıyorum. Hala hoppa! Dur ne yapıyorsun lan, ben beraber gitmeyelim. Sen, ben sabit durayım, sen hareket et. Hadi bakalım. Hop! Oo, oo, çok atraksiyon hareketler. Şimdi kaydım altından hoppala. Nerede? Hoş geldin trambolin. Bravo! Hoş geldin. Şampanya? Şampanya ya var mı ya? Azıcık gıcırdıyorum da. Aa dur kapı çal. Sen ya, bir bak. Ya şurada dolapta var. Sen tamam, kendin alırsın. Tamam ben oradan alırım. 1,5 dakika. Oh. Ne haber? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir bakalım kiminden. Evet, sana küçük gelirim. Küçük gelir, kesinlikle küçük gelir. Sana küçük gelirim. Sana bir iki beden. Bu partiye küçük gelirim. Bu partiye ben küçük gelirim. Sumol. Ha yok. Değil. Yaklaştın ama. Yaklaştın. Bir ninja. O kadar da küçük gelmez. Hayır. Sana küçük gelirim. O daha da küçük. Hayır. Medium. Ha. Bravo. Vallahi bravo. Ya
Bu parti turunun sonunda hani bilinince böyle bir mutlu olunuyor ve parti başlıyor ya. Evet. Orası çok tatlı. Çok, çok tatlı ve çok saçma. Sanki çok büyük bir iş ya. Ama böyle gerçekten bir parti havası başlıyor. Süper. Birazdan bir parti havası oluşacak burada. İlk önce bir oylayalım yalnız. İlk olarak mahşere oylamayalım mı? Mahşeri izlemedim. Biliyorum ya, olsun hani mahşerden başlayalım demiştim. Fark etmez. Peki Cümbüş'ü oylayalım ilk olarak. Mahşeri oynayalım. Yani. Ya. Davul geç başladı ya. Bir de çıplak alkış oldu. Yani sanki mahşer gibi 2-3 alkışla ama bir daha yapalım. Bak çok çok dikkatli alkışlayın. Cümbüş. Mahşer. Mahşer. Evet, bu turun galiba alkışlarınız da mahşer oldu. O zaman şu parti havasını sürdürelim biz burada. Çok hoş oldu. Evet. Bir şarkı Hakan'cığım. Ha? O kısmı Doktor Erol Bey'e benzedi yani. Var mı şarkımız bu hafta şöyle Türkçelerden? Bir parti havası yaratalım mı hep beraber? Kimler böyle eğlenecek şimdi? Elleri görelim. Söz mü? Söz mü? Hadi sen başla Hakan'cığım, biz geliriz. Sen başla. Haydi bakalım. Okay. Ben senle hiç durmadan tartışıp yürüyoruz gibi. Üstüne gelmene ne gerek var? Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz? Ve bunca yaşanmış yıllarında hatır özler. Caneroğlu ve Deep Sound. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Hakan'cığım. Emanetleri bırakalım. Zimmetli. Güzel. Devam ediyoruz. Yeni bir turla devam ediyoruz. Yeni turumuz Fatih turu. Fatih turu.
Fatih turunu ilk defa oynuyoruz değil mi? Oynadık. Çok... Geçen sene falan oynadık. 6 sene önceki programda. Ya ne kadar olacak, oldu. Yıllar geçti Osman. Vallahi yıllar geçti. Anlıyorum artık, hatırlayamıyorum. Fatih turunda Fatih kendi kafasına göre takılacak. Yani bazı kendi kafasına göre bazı müzikler çalacak. Onlar da çaldığı müziğin türüne göre doğaçlamayı sürdürecekler değil mi? Özetle bu. Evet, doğru. Peki çıkış noktası alacağız. Arkadaşlar köşeli bir şey söyler misiniz bana? Köşeli. Evet. Jeton. Jeton. Ama ilk aklınıza gelen şeyler olmasın. Küp şeker. Evet. Söyle sen söyle. Küp şeker. Küp şeker. Küp şeker çıkış noktamız. Küp şeker. Bir kez daha söylüyorum. Fatih Pestil. Allah Allah. Onlar ya oraya gitmek istiyorum ben. Demek ki turu anladılar şimdi. Ne oluyor orada? Neşeli insanlar. Demek ki turu anladılar bunlar. Bir önceki de anlatamayanlar. Bir önceki turu anladılar ne olduğunu. Peki. Küp şeker çıkış noktamız Fatih Pestil müzikleri verecek. Bakalım onlar nasıl oynayacaklar. Mahşer grubu hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Hoş geldiniz. Kaç şekerli olsun? Merhabalar. Ben 3 şekerli bir kahve alabilir miyim lütfen? 3 şekerli. Evet. Evet. 3 tane küp şeker. Peki efendim. 3 küp şekerli bir Türk kahvesi. Evet. Çabuk olsun. Evet. Eğer şeker sayısı 3'ten bir tane aşağı, bir tane yukarı veyahut 2 aşağı, 2 yukarı ya da tek bir tane eksik olsun, çok acı çekerim. O kadar üzülürüm ki. Hemen geliyorum. Hemen buradan dışarı çıkar kendimi sokaklara atarım. Gördüğüm herkese yalvarırım. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Bana üç şekerli bir kahve yap. Bu sırada... Ben de üstüme rahat bir şeyler alacağım. Hemen gülüm. Küp şeker kalmamış. Size toz şeker koyayım mı? 1, 2, 3. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel yapıyorsunuz bu işi. Bir tane de kendim için atmak istiyorum. Aman atın gitsin. 4. Aferin size. Sizi sevdim. Çok tatlı bir insanmışsınız gerçekten. Rica ederim. Her zaman geliniz. Her zaman gelin. Son 30. Her zaman gelin. Gelmezsem ne yaparsın? Yemin ederim dükkanı kapatır. Yapma sakın. Yaparım. Yapma. Yaparım. Affedersiniz. Maliyeden geliyorum da burayı kapatmam lazım. Allah! 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 Yaşasın! Kapattık! Kapattık! Çok Allah. Teşekkür ederiz. Kapatmam lazım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de dükkanı ne zamandır nasıl kapatsam diye düşünüyordum ya. Yalnız şöyle bir durum var. Kapatamayabilirim. Birazcık evet, bravo. Ceza keseceğim, öyle kapatacağım. Ceza mı? Ceza ya. Çık çık. Ahanda bu cezayı alın ama ödemeyin be. Hemen cümbüş geliyor. Fatih turunda Fatih, tebrikler bu arada. Fatih Pestil'e bir alkış. Sahtesi yapılamayacak bir şey. Sahtesi yapılamayacak bir şey arkadaşlar. Evet. Kimse söylemeden söyle. Hemen söyle. Mahşeri cümbüş. Mahşeri cümbüş. Peki güzel. Başka? İnsan. İnsan. Sahte para. Sahtesi yapılmaz. Çok mantıklı. Çok güzel. Peki başka? Sahte paraya ne dersin? Kemik. Kemik. Çıkış noktamız kemik arkadaşlar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Hocam, bu kemiklerin kaçıncı yüzyıla ait olduğunu tam olarak neresinden anlıyoruz? Şimdi sana gösteriyorum, çok net bak. Aa, hocam? Aşağı yukarı milattan önce 2 ile 4 arası. Ben de yapabilir miyim acaba? Senin daha dilin alışmadı. Aa, o zaman başlayayım. Dil lazım. Gurme mi olman lazım? Şimdi önce kemiğimizi alıyoruz. Evet. Niye alıyoruz önce? Neden kemik? Önemli olan
Neden kemik? Arkeologuz da ondan. Evet. Ya. Mesela niye hayvanın kılı tüyü değil, kemiği? İçim titredi. Ya. Aa. Bravo. Hocam. Canım benim. Bahşişsin. Evet. Ama için insan be. Yüreğin zılgıt zılgıt. Şu kemik. Burcum burcum. Bir zamanlar hayvandı. Aa. Kırlarda koşuyordu. Sabı. Belki dinozordu. Belki mamuttu. Tehey tehey diye ovalarda koşuyordu. Bu kemik koşuyordu. Bu kemik koşuyordu. Bu kemik koşuyordu. Bu kemikler bizim kemiklerimiz. Hocam! Kanatçı buldum! Kanatçı! Nerede buldun? Milattan önce bir devri, taş devrine ait. Hadi gidelim. Ne? Ne? Yedin mi? Yedin mi? Bana mı? Bana mı yedin dedin? Sen var ya bu ocağın peşinde koşa koşa rütbemi elde edeceğini zannediyorsun. Ha! Aşağıladın lan beni. Bir dakika. Yapmayın. Beni aşağıladı hocam. Çocuklar yapmayın. Hocam beni aşağıladı. Demedim. Şu kemiğe bir bakın. Yo hocam beni aşağıladı o. Gördüm gözlerindeki o alışını da hocam. Yani ben de bir şeyler buluyorum ama her seferinde yalakalanıyor diye onu şey yapıyorsunuz. Birinci baş tacı. Ben de kemik buldum. Ben de... Dur. Yapma. Sen silah nereden buldun lan? Vardı. Kendini mi vuracaksın? Tamam. Yapayım ha. Senin de kemiklerin çıkar. Toprak olursun. 30 saniye. Çekme tetiği, ölürsün. Geberirsin. Buldurma bize kemiklerini. Sonra seni de kazarız. Sonra sen de çıkarsın. Lafımı geri alıyorum. Lafımı geri alıyorum. O zaman... Dey, dey, dey! Vazgeçti, vazgeçti. İlk olarak Mahşer'i izlemiştik. Mahşer'in çıkış noktası... Küp şeker. Küp şekerdi. Küp şekerle Mahşer bu turun galibi olsun. Ya. Hemen arkasından da Cümbüş'ü izledik. Cümbüş'ün çıkış noktası... Bu turun galibi alkışlarınızda Cümbüş oldu. Efendim Hakan. Şimdi Hakan don. Kal. Deep Sound dondu. Hakikaten Fatih Pesi don. Böyle kal. Donun. 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 El kaldırıyorlar abi. Çok özür, pardon. Donsan arkadaşım. Dondum hakikaten. Siz de ekranlarınız başında donun sadece bir dakika. Bir dakika sonra yeniden beraberiz. Donun. Flaş flaş flaş. Dün gece bütün Türkiye dondu. Şimdi artık sizi çözüyorum. Açılabilirsiniz ama kanal değiştirmeyin. İlk olarak Hakanları ve Deep Sound'u ben dondurmuştum ama birazcık böyle kalsınlar değil mi birazcık? Güzel olur. Bakın seyirciler de donuk durumda. Kafamı şişmiş ya, ne güzel oldu. Bir tek seni dondurmamıştın, ne güzel değil mi? Bak hale bak. Oh. Hepsi donuk. Bunlar donuklar. Kafam dinlendi vallahi. Ne abi cümbür cemaat paldır küldür. Vallahi kalsınlar mı birazcık daha? Kalsınlar kalsınlar. Gülerler mi acaba? Donuklar abi güle. Baksana şu adamlara bak. İkisi de donuk kalmış. Elleri havada kalmış çocuğum. İki dakikadan. Onu halay çekerken kalmışlar. Güce halayı. Gülmeyin. Gülmek yok. Hakan çözül. Deep Sound çözülebilirsin.
Bu. Fatih Besli çözün. Burak dışında Mahşer Cümbüş. Baksanıza Burak'ın anne bu. Aa ne olmuş ona? Pis seni. Barnağı seni rahatsız ediyor mu? Sana bir şey göstereyim mi? Orman ayısı ha, vardı ya. Hayal hani. Hayal hani. Bizim böyle bir benim oyunumuz vardı. Burak en önce çözülür. Burak kalsın seyirci çözülü. Burak'ın saniye atıyor. Burak kalsın değil mi? Kalsın, kalsın. Kalsın, kalsın. Kalsın. Valla beşlik Bahçeli simit gibi baksın. Biz de azıcık kafamızı dinleyelim. Bir, birkaç gün şey yapalım, evet, uzak kalalım. Ya, evet. Böyle kal. Haftaya kadar böyle kalsın burada. Kalsın Burak, tamam. Necmi'cim senin son projen nedir şimdi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben bir stand-up yapacaksın zannediyorum. Hem çalışıyorum üstünde. Erdal Demirkıran'la birlikte çalışıyoruz daha doğrusu. Erdal Demirkıran'ı tanıyanlar vardır belki. Kitapları var, kişisel gelişimci. Dünyanın en akıllı insanı olarak belki hatırlarsınız. Burak Donuk bu arada hala. Evet. Adam dediğim benim gibi olur işte, dünyanın en akıllı insanıyım diye kitabı var. Ondan sonra aptallar, sadece aptallar 8 saat uyur falan. Onunla ilgili kişisel gelişim stand-up yapacağız. İşte adı da sen dünyanın en akıllı insanısın olacak. Ne zaman başlıyor? Ocak gibi başlayacağız. Kesin oradayız, izliyoruz. Herhalde süper olacak. Erdal Bey'i de kitaplarından tanıyorum zaten. Çok selam söyledi sana. Aleyküm selam. Çok programı çok beğeniyormuş. Sağ olsun. Burak'ı beğeniyor muymuş? Yani şu anda söyleyebilirsin çünkü duymuyor kendisi. Şu anda Burak'ı beğendiğini sanmıyorum ya. Bu halde değil. Çok beğenilecek bir kıvamda değil şu an. O ifade Burak, Burak'ın bu haliyle kalmasını isteyenler alkışlasınlar. Çözelim diyenler. Bakın anlıyor. Anlıyor ama konuşamıyor. Ayhan'a gösterecek o gününü. Çok güzel. Sonucu da Burak Donukken alalım. Evet. Evet, şu anda stüdyoda dört dörtlük eşitlik var. Bakalım yüzdeler nasıl? Burak hala donuk şu anda. Burak... Bakayım. İçinden ne diyorsa. Ölüyorum ben, bir şey diyorum. Yüzdeleri görebilir miyiz Burak Donuk? Yani %47.13, %52.87. %52.87 ile. Burak da hala donuk kene. Acaba bu gecenin galibi kim oldu? Hep beraber görüyoruz. Burak hala donuk. Burak'ın kalp sesleri şu anda. Burak'ın kalp sesleri. Cümbüş bu gecenin galibi. Şok olabilir. Alıştır uyandıralım bence. Yavaş yavaş uyandıralım. Hep beraber ama kısık sesle Burak, Burak diyeceğiz, tamam mı? Bir. Bir. İki. Üç. Burak. Öncelikle ustam vahe kılıç aslan. Bu mesleği bana öğreten, donup kalmayı bana öğreten vahe kılıç aslan'a saygılarımı sunuyorum. Büyük ustam. Fakat çok kazandık. Biz kazandık. Cümbüş bu turun, daha doğrusu bu gecenin galibi oldu. Gelsin bakalım, bir ritim gelsin. Alkış da gelecek ritimle beraber. Hadi hep beraber. Enerjik başladık, enerjik bitiriyoruz. İlk alkışlar Hakan Caneroğlu ve Deep Sound'da. Doğaçlama Müzik'te Fatih Pestil. Daha kuvvetli alkışlar, daha kuvvetli. Müzik
Şimdi çok kuvvetli olacağını biliyorum alkışların. Çünkü siz olmasaydınız bu program bu kadar güzel olmazdı. Kendinize çok büyük bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ve tabii ki alkışlar büyüyerek devam ediyor. Mahşeri Cümbüş'e geliyor alkışlar. Ve hiç bir yapıcı alkışlarınızla. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili izleyiciler bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek cumartesi gecesi yine beraberiz. Sizleri eğlendirmeye, gülümsetmeye çalışacağız. Teşekkürler. İyi geceler. Hadi bakalım hep beraber.